günler değerli izleyenler hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 12 Ekim Salı günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü bin manşetinde Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi, iyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Size soralım. Rabbim şükür bizde bir yaramazlık yok. Çok şükür bugün de geldik işe. Trafikte de fena değildi. Huzurlu bir şekilde göreceli olarak nispeten huzurlu bir şekilde geldik. Hemen başlayalım değerli izleyenler. Neyle başlayacağız? Elbette milli maçla başlayacağız. Çünkü birazdan sizlere okuyacağımız başlıklardan da göreceğiniz üzere e, 70. dakikaydı değil mi? Golü yediğimiz dakika. 70. dakika. O dakikaya kadar oyun anlamında fena olmayan ama üretkenlik anlamında ya da bunu pozisyona evirme anlamında pek bir varlık pek bir varlık gösteremeyen bir oyun bir milli takımdan maç sonu itibariyle 90 10 oynandı bu arada. E, 90 evet. 10 itibariyle bambaşka bir sonuç. Yani herkes açıkçası ben kendi kendimi söyleyeyim ya bu iş burada bitti dedim. Gol yedikten sonra. E, golü de ayrıca konuşacağız. Orada Merih Demiral'ı da konuşacağız. E, bu iş bitti dedim. Hakikaten gazetelerde yazıldığı gibi oldu gazetelerde başlıkları şöyle atmış. İlk olarak Fanatik gazetesi ay yıldızlı mucize diyor. 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'yı 9'da Burak Yılmaz'ın penaltısıyla devirerek Dünya Kupası şansımızı sürdürüyoruz. Kunts'la açtığımız yeni sayfaya. Norveç beraberliğiyle başlayınca Dünya Kupası yolunda kalabilmek için Letonya'yı yenmekten başka çaremiz kalmamıştı. 97 yıldır mağlup edemediğimiz Baltık ülkesi zorluk çıkardı yine. Geriye düşmüşken İlk kez milli formayı giyen Serdar Dursun'la beraberliği yakaladık. Son sözü ise kendi kazandığı penaltıyı 90 artı 9'da gole çeviren Burak söyledi. Hem şeytanın bacağını kırdık hem de şansımızı son iki maça taşıdık. <laughs> bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden. Krallar asla Yılmaz. Burak Yılmaz'a bir gönderme elbette tahmin edeceğiniz üzere. 97 yıldır yenemediğimiz Letonya'yı Kral Burak Yılmaz'la 90 artı 9'da yıktık. Belalımız Letonya'yı sonunda devirmeyi başardık. Yenik duruma düşünce yine eyvah dedik. Serdar Dursun'la umutlandık. 90 artı 9'da Burak Yılmaz kendi kazandığı penaltıda 3 puanı getirdi. Serdar Dursun siftahı golle yaptı. Çağlar ve Orkun ilk 11'e girdiler. Demiş gazete. Şurada bakayım ayrıca bir şey yazmış bu şeyle alakalı. Türk milli takımında teknik direktör Stefan Kutsu Norveç maçından iki ismi değiştirerek Letonya karşısına çıktı. Serdar Aziz'in yerine cezası sona eren Çağlar Soyuncu forma buldu. Kuntz orta sahada da bir değişiklik yaptı. Geçtiğimiz maçta 11'de sahaya sürdüğü Ozan Tufan'ın yerine Letonya deplasmında Orkun, Orkun Kökçü mücadeleye başladı. Hani Çağlar ve Orkun ilk 11'e girdiler derken sadece bilgilendirme amaçlı olarak yazılmış. Hani farklı bir açıdan mı baktı acaba diye düşündüm de. Sadece bilgilendirme olarak yazmış. Stefan Kuntz'un gözyaşları Hürriyet gazetesinin başlığı. Amirli takım teknik direktörü son dakikada gelen Letonya zaferi sonrası duygusal bir patlama yaşadı. Takımın gösterdiği reaksiyondan çok memnunum sözlerini de başlık altında görmüş gazete devam ediyor. Oyuncularla ilgili olumsuz yorum yapılıyordu. Oyuncularla ilgili olumsuz yorum yapılıyordu. Oyuncularla ilgili olumsuz yorum yapılmıyordu. Teknik ekiple ilgili olumsuz yorum yapılıyordu. Biz de dahiliz buna. Neyse devam edeyim. Oyuncularla ilgili olumsuz yorum yapılıyordu. Böyle olmadığını gösterdiler. Duygusal bir galibiyetti bu. Bizim 9 puana ihtiyacımız var. Yalnızca 3 puan aldık. Önemli olan Türk halkına galibiyet armağan edebilmekti. Ee, şurada Kunt Sarı'ya geçti demiş. Amirli takım tarihine deplasmanda görev yapan ilk resmi maçını... Görev yaptığı ilk resmi maçını kazanan 3 üç 3. Yaba, yabancı teknik adam oldu. Bu şekilde tarihe geçti demiş ama hakikaten dün akşamki maçla Letonya'yı 97 sene sonra yenmeyi başararak e, da ayrıca tarihe geçti. Hakemin penaltı niyeti yoktu. Serdar Dursun son dakikadaki o pozisyonu anlattı ki zaten ekranda yansıdı hakem devam ettirdi oyunu. Sonra evet. vardan e, geldi. Topu aşırdım. Burak abi düştü. Penaltı olduğunu biliyordum. Hakemin verme niyeti yoktu. Penaltı oldu. Golü attı. İnşallah Türk halkını kupaya götüreceğiz sözünü e, paylaşmış ve altta da Katar için yani e, 2022 için Dünya Kupası için ilk vizeyi alan Almanya Kuzey Makedonya'da 4-0 kazanan Panzerler bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya ile farkı 8 puana çıkararak 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Trabzonspor'a Marek Hamšík şoku. onu hemen onu da okuyalım. 2-2 biten Hırvatistan-Slovakya maçında Trabzonlu Marek Hamšík sakatlandı. 41. dakikada çıkan oyuncunun pazar günü Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı kontrollerden sonra belli olacak demiş. Şok mu demiş bakayım pardon. Hakikaten yani eğer öyle oynayamayacaksa Trabzonspor için kötü haber. Hata yapmadılar. Sıradaki başlığımız grubumuzda lider olan Hollanda Cebeli Tarık karşılaşmasını 6-0'lara hat geçti. İkincilik için kapıştığımız Norveç ise El Yunusi'nin golleriyle Karadağ 2-0 mağlup etti. Her iki takım da grupta son iki maça avantajlı çıkacak demiş. Bir de maç trafiğini, geri kalan maç takvimini paylaşmış. Biz de birazdan konuşacağız. Ee, Uğur Bey maça geçmeden yaşananları değerlendirmeye ve sözü size bırakmadan, sözü size bırakmadan önce isterseniz hocaları da bir dinleyelim. Tabii. Stefan Kuntz ve e, kalecimiz Uğurcan Çakır maç sonunda kameraların karşısına geçti. Bakalım neler söylemişler. Burada kendi fikrimi beyan ediyorum. Yaptığımız değişikliklerin doğru olduğunu söyledim. Dakikasının doğru olduğunu söyledim. Ama şunu da unutmayalım. İlk maçtaki değişiklikler de bu kadar etkili olmamışlardı. Ben aksi yönde düşünen kişilere bugünkü maçla ilgili saygı duyuyorum görüşlerine. Burada da karşınıza bakın benim yaptığım değişiklikler böyle müthiş bir sonuç verdi gibi bir argümanda da yaklaşmıyorum. Bugün yedekleri sonradan giren oyuncularımızın iyi katkılar yapmasından dolayı mutlu olmalıyız. Bugün Letonya takımı yedi tane korner kullandı. İlk golü kaydetti. Letonya'nın etkili kafa vuruşlarıyla uzun boylu oyuncularıyla oyun tarzı sergilediğini biliyorum. Letonya tam da beklediğimiz gibi oynadı. Geçiş oyunları ile ilgili önemli işler yaptı. Tabii bizim de belki geçmiş maçlarımızı görmüşsünüzdür. Burada kornerleri savunmakta zorlandığımız maçlar oldu. Bugün fena değildik bu anlamda. Ama yine çocuklarla kendi aramızda konuştuk oyuncularımızla. Çok fazla kornere ve frikiye sebebiyet verdiğimizden bahsettik. Bunu yapmamalıyız dedik. Ve Şöyle bir şey, Türkiye maç kazanmayı hak etti mi diye soruldu aynı zamanda. Tabi bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız bunu e, tamamen tümüyle hak edilmiş bir galibiyet olarak e, söyleyemeyiz. Biraz da şansın yardımıyla kazanılmış bir galibiyet olarak görebiliriz. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ee, olumsuzluklar üst üste gelmişti. Yani bu maçı da 1-0'dan e, dönüp galip gelmek bizim için çok önemliydi. Bazı şeylerin Kırılma noktası gibi görüyorum ben bu maçı. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. 1-0'dan geri dönmek kolay değil. Hatta bu psikolojik yorgunluklardan sonra 1-0'dan geri dönmek bizim için çok önemliydi. Çok farklı duygular yaşadık. Çok sevindik. Hala bir şansımız var ve biz o şansımızı zorlamaya çalışacağız. Geçmişle ilgili fazla konuşmaya da gerek yok. Anı yaşamamız gerekiyor. Bu maç zor bir maç. Zor bir saha şartları ama önemli olan 3 puandı. Bunu da aldık. Çok mutluyuz yani. Çok sevindik. Ee, inşallah şimdiliklerimize geri döneceğiz. Ondan sonra bir ay sonra iki maçımız daha var. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız. Bütün ülkece hissettiğimizi düşünüyorum ben o gerginliği. Dediğim gibi çok mutlu olduk. Yani çok önemliydi. Gerçekten çok önemliydi. Ee, şansımızı sonuna kadar zorlamak çok önemliydi. Ülkemiz bize güveniyor, bizi destekliyor. Onların da yüzünü kara çıkarmamak istiyoruz. Soyunma odasında da gerçekten çok mutlu olduk. Ee, i̇nşallah iki maçta da şans yanımızda olur. Ee, yeni hocamız, yeni bir yapılanma var burada. Ee, çok mutluyum. Ee, golden önce dediniz. Ee, golden önce de bir ara topu oldu. Ben de erken sezdim. Burak abiye doğru topu vurmak istedim. Zaten son dakikalardı. Burak abi de çok iyi önüne aldı ve orada çok güzel bir penaltı aldı. E ben zaten yani emindim penaltı olacağına. Zaten görünüyordu. Hakem de vara gidince yani on, o anlar geçmedi yani vara gidince. Çok mutluyuz dediğim gibi. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız. Yediğimiz golde pozisyon öncesi gerçekten orta sahanın çok iyi bir pası vardı. Savunma arkasına. Oradan içeriye çevirdi. Merih kendi kalesine attı. Ama pozisyon başlangıcı gerçekten güzel bir goldü. E savunma arkasında oyuncu çok iyi topla buluştu. Yani güzel bir gol yedik diyebilirim. Biraz şanssızlık ee, Galibiyeti şöyle 1-0'dan gelip bu kadar mücadele edip son dakika bir penaltıyla galip gelmek bizi çok mutlu etti. Tabii ki daha iyi oynayabilirdik. Daha pozisyona da girebilirdik. Ama dediğim gibi son ana kadar arkadaşlarım bırakmadı. Ee, hatta bir tane Cengiz'in şutunun kaleci çok iyi çıkardı. Orada da maçı koparabilirdik, ama son dakika dakika oldu. Ama çok mutluyuz dediğim gibi. Değerli izleyenler, peki Letonya'nın hocası e, Dainis Kazakevits neler söylemiş? Hemen hızlıca onu da okuyacağım sizlere. Maç sonundaki e, basın toplantısında e, mücadele iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi. Kimin hak edip hak etmediğini artık yorumlamama gerek yok. Sonuca bakıyoruz. Türkiye kazandı. Biz kaybettik. Oyuncularım çok iyi savaştı. Belki de bu sonuçtan fazlasını hak etmişlerdi. Sonuçta biz yenilen taraf olduk. Bizi tek mutlu eden şey taraftarımızla bütünleştiğimiz bir maç oldu ifadelerini kullandı. Yani kaybettikten sonra artık çok da fazla konuşmanın bir manası yok. Minvalin'de e, özetleyebiliriz herhalde sözlerini. Uğur Bey ben e, şöyle başlayalım diyorum. Stefan Kuntuz'un sözleri içerisinde ki... Kendisinin bakış açısı ve maçta neler yaşandığına dair de bir anahtar cümle. İlk maçtaki değişiklikler de doğruydu ama etkili olmadı. yani İlk maçtayken Norveç maçını kastediyor. Bu maçta sonradan oyuna giren oyuncuların performansı etkili oldu. Ancak ilk maçtaki oyuncu değişiklikleriyle dün akşam yaptığı oyuncu değişiklikleri aynı değişiklikler değildi. Bunu gözden mi kaçırdı acaba? Yoksa bambaşka bir konuya mı değinmek istiyor? Bambaşka bir mesaj mı vermek istiyor? Ne dersiniz? Buyurun. İlk baştaki değişiklikler. Ozan'ın yerine Berkan. Mevkiler mevkinin oyuncusu. Orta saha yerine orta saha. Aynen 70. Öyle. dakikada Cengiz'in yerine Yusuf. Serdar Aziz'in yerine Kaan sakatlık sebebiyle ve sonra da Berat'ın yerine Taylan. Orta saha yerine orta saha. Aynen stoper öyle. yerine Aynen stoper. Öyle. Sağ açık yerine sağ Aynen açık. Öyle. Ama çok uzun zaman sonra ilk defa Letonya maçında Orkun Kökçü Serdar Dursun değişikliğiyle 4-1-4-1'den 4-4-2'ye dönüp bir formasyon değişikliği yaptık. Ha formasyon her şey değil ama farklı bir şey. Bir mevkiden adam eksiltip bir mevkide adam çoğaltık. Evet. Özetle. İşler iyi gitmiyorsa, sahadaki görüntü sizi tatmin etmiyorsa, daha fazlasına ihtiyacınız ve elektroşoka ihtiyacınız varsa tek direktörün yapabileceği şey de bu zaten. Radikal bir değişiklik. Bir elektroşok etkisi ikinci santiforu sokmak. Bu anlamda da oyunun gidişatını değiştirme anlamını da etkileydi. Ama ben biraz başa sarayım. Buyurun. Hani Letonya başını başından itibaren nasıl ele almamız lazım, nasıl okumamız lazım oradan başlayayım. Şimdi bizim birinci Letonya maçı 3-3'lük üç maçta topa biz sahip olmuştuk genel olarak. Zaten 3-1'e de getirmiştik. Ama Letonya'ya karşı özellikle hem kornerler hem de uzun metrajlı frikikler yani orta sahada faul yapıyorsun. Kale uzak bir yerde Yine oradan da uzun fırkik kullanıyorlar. Oradan tehlike yaratıyorlar. Onlara karşı çok çözüm üretememiştik. Ve özellikle Udrikis'in indirdiği toplarla pozisyonlar bulmuşlar. İki de gol atmışlardı. Dün mesela uzun metrajlı fırkiklerde savunmamız öne çıktı. Onu çalışmışız belli ki. Bazı şeyleri çalışabildiğimizi, yapabildiğimizi gözlemledik. Bir iki duran Bir tanesi buydu. farklı atraksiyon yaptık. Ofansif olarak diyorsun. Evet, evet defansif duran toplardan başlayayım ama. Kornellere gelince... 7. dakikada ilk korneri kazandılar. Hemen odaklandım nasıl savunuyoruz diye. 4 artı 4, 2 blok halinde savunduk. 4'lü alan savunmasını ilk attı. Çağlarlar, Merihler, esas adamlarımız orada. Sonra bir ikinci hat var. O ikinci hatta bir doğal olarak adam adama eşleşti. Yani onlar sabit durmadılar çünkü kısa oyuncularımız kalıyor oraya. Ve eşleşmeye baktım. 1.87'lik Gutkovskis, Santrforları 1.73'lük Kerem'le eşleşiyor. 15 santim fark var. Ultrikis'te Berat'la eşleşiyor. Daha iyi bir eşleşme de olabilirdi bence. Tamam Berat fena değil. Berat Ultrikis e eşleşmesi daha iyisi olabilirdi. Ama fena değil. Ama diğer tarafta Gutkovskis'in Kerem'le eşleşmesi fena. O iyi bir eşleşme değil. Demek ki biz bu alan savunması çalışmasını yaparken antrenmanda ya bunlar Gutkovskis Ultrikis oynarsa, çift Santipayo oynarsa ki ilk maçta oynamamıştı Gutkovskis. Nasıl bir eşleşme yaparız diye bence kafa yormamışız ama maça başlar başlamaz da değişiklik olabilirdi. Yani onu çözememişiz. 20 dakikada 6 korner kullandılar. ilk 6 korneri söylüyorum. 20 dakikadaki ilk 6 kornerde 3 kere vurdular. Doğru. İkisi de tehlikeli oldu. Biri çizgiden çıktı Merih'le. Birini de savunma böyle 6 pas üzerinden blokladı. Yani ikisini oyuncularımız kurtardı. Kaleci değil. İki pozisyonda ve o pozisyonlara dikkat edin. Ultrakis ile Gutkowskis'in eşleşme hataları var. Yani bir defa Kerem Gutkowskis eşleşmesi tamam onun alanına denk gelmiş olabilir. Kötü bir tercih. Yani orada ya alan değişti yapacaksın ya adam değişti. Strateji değişti yapacaksın. Yani birinci maçla ilgili veya Letonya'nın stratejisiyle ilgili yine çok iyi hazırlanmadığımızı görüyoruz. Niye anlattım bunu? Şimdi bir haftadır özellikle Amit Altıntop ve Stefan konusu ne diyorlar? Köklü değişiklikler. Felsefe değişikliği. Türk futbolunda işte bir, bir takım çağ değişiklikleri, bir takım anlayış değişikliklerini imza atacağız. Hayır. Hayır. Sayın Altıntop, Sayın Kuntz, anlayış değişikliği orta uzun vade işi. Evet kökten değişikliklere ihtiyacımız var. Altyapı yapı ile ilgili U21 takımı A takım ilişkisi ile ilgili oyuncu arama tarama ile ilgili vesaire kökten değişikliklere de ihtiyacımız var ama bu kökten değişiklikleri de ben işte fan Kuntz'un yapabileceğine çok inanmıyorum. Yani o seviyede bir tek direktör getirirsin. Ralf Rangnick gibi, Lucian Favre gibi konuşabilirsin. Özellikle de şu anda işiniz köklü değişiklikler değil, rakip analizi. İki tane rakiple oynayacaksın. Biri Norveç, biri Letonya. Kısa vadede yapılabilecek. Kısa vadede doğru iş. analiz edeceksin. Milli takımda zaten kısa süren var. Herkesin kısa süresi olduğu gibi. Norveç'in de kısa süresi vardı. Letonya'nın da. Norveç tek direktörü sol bakken ne dedi? Çok kısa süremiz var. Milli takımda çok fazla akan oyun çalışma şansımız yoktu. Ama duran top çalışma şansımız vardı. Meksikalı Kuyava'ya getirdik duran top kaçı, koçu. Ekstra 4 set kazandık diyor. Sayı veriyor. 4 ekstra set çalıştık. Bunlardan birini maçta uyguladık. Türkiye'ye gol attık diyor. Bu. Letonya koşuna bakıyorsun. Kasa Norveç maçındaki Türkiye'yi izledim diyor. Kunst'la beraber diyor ufak tefek rötuşlar yapmışlar. O rötuşlara uygun biz de diyor biraz kendi kimliğimizden, kişiliğimizden çıkacağız. Ne yaptı Letonya? Daha önceki maçta Uldrikis hedef santrifor gibiydi. Ikanuex gezen dolaşan 10 numara tipiydi. Bu sefer iki tane pivot santrifor gibi oynattılar. Uldrikis ve Gutkovskis. Uldrikis ve Gutkovskis İnanılmaz bir eşleşme problemi yarattılar bize. İnanılmaz çünkü ikisi de havada çok iyi. Orta uzun metrajlı uzun vuruyorlar. Özellikle bizim beklerimizin üzerine geldiğinde alamıyoruz. Top yani taç izlerine doğru geldi, alamıyoruz. Onların indirdiği toplarla da hızlı geçişler yapıyorlar. Hızlı geçişlere karşı da hep çaresiz yakalanıyoruz. Benim anlamadığım konu şu. Norveç'te karşılaşıyorsun. Norveç o maçı özgü bir takım çalışmalar yapmış. Sol bakken ve bunu sahada uyguluyor sana kanıtlıyor. Letonya ile karşılaşıyorsun. Karşında 40 yaşında Kevit son derece deneyimsiz ve düşük seviyesi olan ama saygı değer bir tek direktör var. Sana uygun çalışmalar yapmış. Farklı bir oyun oynatıyor. Hollanda maçında şey yok bu arada. Bir önceki maçlarında. E, Gutkowskis e, ultrakis iskilesi yok. Bize karşı oynattı evet. bunu. Bu bize karşı uyguladığı bir stratejiydi. Bize karşı böyle sorun yaratacağını biliyordu. Norveç maçında izledi. Baktı ki Norveç maçında stoperleri geliyor. Hanço Olsen. İşte Strandberg geliyor. Uzun oyuncular bize sıkıntı çıkarıyor. Uzun vurdukları toplu indiriyorlar. Gördü orada bizim zafiyetimizi. O zafiyeti aynen Letonya maçında yani Riga'ya taşıdı. Riga'da iki santriforla bize yine zafiyet yaşattı. Dolayısıyla bu maçın büyük planına, büyük resmine bakarsak bırakın köklü değişikliği de bir ay sonra oynayacağımız e, Cebeli Tarık ve Karadağ maçlarına hazırlanın. Doğru rakip analizleri yapın. Birini 5-0, birini 1-0 kazanmamız lazım. Kağıt üzerinde. Eğer Norveç Hollanda ile berabere kalır ve diğer maçına 1-0 kazanırsa diye varsayıyorum. Averaj hesabı olabilir. Cebel farklı yenmek için ne yapmak lazım? Cebel analiz edin. İşte Karadağ karşısında bu kez zafiyet yaşamak için ne yapmak lazım? Bu rakip analizlerini yapın. Bu bir ayı lütfen bunu harcayın. Köklü değişikliği falan boş verin. Köklü değişiklik sizin yapabildiğiniz zaman inanmıyorum. Köklü değişiklik için uygun kadro, uygun seviye bu değil. Köklü değişiklik için o CV'de, o kalibrede, o kaliteye tek direktör gerekir. Bu tek direktörle bizim yapabileceğimiz şey günlük çalışma. Umarım şu anda hemen bir aylık çalışma ve Karadağ ve Cebeli Tarık analizine başlamışızdır. Peki biz ne yaptık Letonya ya karşısında? Aynen Şenol Güneş döneminde olduğu gibi, aynen Norveç maçında olduğu gibi yine 4-1-4-1 başladık. Yine Burak yalnız. Yine önde baskıya karşı çaresiz. Çift santifor oynuyorlar. Önde yalancı bir baskı yapıyorlar. Gerçekçi bir baskı bile değil. Yine zafiyet yaşıyoruz topu sadece sola taşıyoruz. Çağlar üzerinde oyun kurmaya çalışıyoruz. Onun dışında oyun kuramıyoruz. Özellikle sağdan oyun kurmaya kalktığımızda orada baskı yapıyorlar ve top kazanıyorlar. Sürekli ilk yarıda top kaybı yaptık. Uzun metraj atıyoruz, alamıyoruz. Burak sürekli eziliyor. Rakip stoperler karşısında sinirleniyor. Sürekli dudaklarını okuyoruz. Sürekli bela okuyor. Çünkü niye? Öfkeleniyor alamadığı için topları. Niye biz uzun metraj vurmak zorunda kalıyoruz? Arkadaş, Letonya'nın kimliği, kişiliği oyun karakteri, genetiği. Havada iyi bu adamlar. Topu yere indirmen lazım. Letonya'yı yorman için seri pas trafiği yakalaman lazım. Pas, 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 pas. Birinci, ikinci bölgede uyutacak, yoracak. Rakibin hatasını arayacak, arızasını kollayacak. Pas trafiği yakalaman lazım. Hiç yapmadık. İlk yerde hiç yapmadık. Onlar uzun vuruyor, biz de uzun yapmadık vuruyoruz. Yapmadık mı, yapamadık mı acaba? Taktik Yapamayacak, o, yapamayacak oyuncu kalitemiz bu değil. 8 milyon euroluk bir takıma karşı 300 milyon euroluk bir takım. Doğru. En iyi oyuncusu bir tanesi Hollanda liginde oynayan, bir oyuncusu Udruk'e Hollanda liginde oynuyor. Bir oyuncusu Ukrayna liginde, bir oyuncusu Polonya liginde. Başka yok. Orta sınıf oyuncular. Senin takımını söyleyeyim ilk birini. Üç tanesi Fransa liginde söyleyeceğim şimdi. Ya tabii İki tanesi Ligi. İtalya liginde. İtalyası seriyası, Bundesliga'sı var oğlu var yani. Evet. 3 tanesi Fransa Hollanda Ligi'nde, var. iki tanesi İtalya Ligi'nde, bir tanesi İngiltere Ligi'nde, bir tanesi Hollanda Ligi'nde. Hatta kulübeyle beraber baktığın zaman 4 Fransa, 4 İtalya, 3 İngiltere oluyor. Yani Letonyalıların zaten toplam değerini bir oyuncun daha fazla, daha değerli. Hatta iki katı bazıları, bazıları beş katı. Çağların market değeri, sadece Çağların market değeri Letonya'nın beş katı. Dolayısıyla yapamadık. Hayır. Yapamama şansın yok. Yapabildiğin için zaten oralarda oynuyor bu oyuncular. Leicester City'de oynuyorlar, Watford'da oynuyorlar, Inter'de oynuyorlar, Atalanta'da oynuyor. Yapabiliyor olmaları lazım. Kulübünde yapabilen oyuncu milli takımda yapamıyorsa demek ki burada bir sorun var. Aynen öyle. Bu takıma karşı senin ilk yarıda seri pas trafiği yakalayabilmen lazım. Yorabilmen lazım rakibi kısa paslarla, kısa paslarla. Topu kaldırmaman lazım, indirmen lazım. Letonya'ya karşı topu niye kaldırıyorsun? Bir numaralı kural Letonya'ya karşı topu kaldırmak. Biz de şişiriyoruz. İlk maçta, Sen niye şişiriyorsun? İlk maçta çok pas atası yaptık, çok top kaptırdık derken acaba o yüzden mi bu maça pas yapmayalım diye düşündü. Ama Çıklı. o Norveç'te. Norveç'i kastediyorsun değil mi? Evet evet o maçta. O Norveç'te. Bu Letonya. Norveç'in Ödegard'ı var. El Yunusisi var. Torsbisi var. İyi bir takım o. Bergi var. Ama burada öyle yok. Burada en değerli oyuncusu 700 bin euro market değeri. Senin milli takıma böyle bir oyuncu giremez. En değerli oyuncusu Hollanda Kambur'da oynuyor. Çoğunun adını bilmediği takımda oynuyor. Yani böyle bir takıma karşı pasya ölmeriz. İkinci yarının başında 2-3 kişinin kenara dizileceğini düşündüm ben. Çünkü çok kötü bir ilk yarı oynadık. Evet. Letonya'nın tarihinin en iyi devresini oynattık belki de. Yani Orkun çıkar diye düşündüm mesela. Caner çıkar diye. Çok kötüler vardı çünkü. Hmm. Zeki de çok kötüydü. 2-3 çıkar diye düşündüm. Yok değişiklik. Değişiklik yok. 45 ile 65 arası biraz vites artırdık ama yine yetersiz. Nihayet 65'te oyuncu değişiklikleri geldi ve Stefan konusun büyüdüğü yer 65. dakika. Nihayet Orkun Serdar değişti. Orkun Serdar değiştiğini sadece Orkun Serdar değişti okumak lazım. Aynı zamanda Caner Rıdvan mı? Doğru Caner Rıdvan değişti. 65'te. Bu iki değişti sadece iki değişiklik olarak okumak lazım. Yani Caner çıkıyor, Rıdvan giriyor, Orkun çıkıyor, Serdar giriyor gibi okumak lazım. Bu sağ içinde kalan oyuncuyu da etkiler. Çift santifora dönüyoruz. rakibinde de etkiler. Vites küçültür. Biraz endişe duyar. Ya fizikli bir oyuncu geldi ön tarafa. Zaten rakip stoperlerle baş edebilecek bir santrfor koydun. Her şeyi değiştirdi. Serdar Dursun'un fiziksel olarak güçlü olması her şeyi değiştirdi. Kalan 25 dakika bambaşka bir oyun oynandı. Kalabalık olmalarına rağmen savunmanın dengesini de bozdu Serdar. Tabii. Kalabalık durmalarına rağmen savunmanın dengesini de bozdu. Çünkü yetenekli değiller hocam. Evet. Yetenekli değiller, yürekliler. Saygı duyuyorum. Yürekliler, cesurlar, sertler, iştahlılar. Saygı duyuyorum. İşlerini yapıyorlar. Ama yetenekli değiller. Yetenek sende. Yetenek sendeyse yeteneğini göster. Biz yeteneğimizi niye gösteremiyoruz? Stratejimiz yanlış. Son 25'teki oyunu izleyince şöyle tamamlayayım sözlerimi. Ya bunu daha uzun süre oynayamaz mıydık? Hatta Norveç maçının son bölümünde oynayamaz mıydık? Norveç maçı durum birbiri de 65'te 70'te bu değişti yapamaz mıydın? Ozan çıkarken o zaman orta sahneye sokuyorsun. Berkan. Berkan değil de o zaman Serdar Dursun'u sokamaz mıydı? Bunu yanıtlaması lazım. Oyunu zaman e, bölüm bölümde uzun süreler boyunca domine ettik Norveç maçında. Evet. Ama hiçbir şey değişmedi, pozisyon Değişim bulamadık. Evet. Ama burada bulduk. Çünkü santrforu ikiledik. Bence temel farklılık burada. Nihayet bir antrenörün Çağlar Ögneş de yapmıyordu. Bir Türkiye Milli Takımı antrenörünün başka bir şey denemesi. Peki şunu niye söyledi? İlk maçtaki değişiklikler de doğruydu ama etkili olmadı. Bu maçta sonradan oyuna girenler etki etti. Aynı değişiklik olmadığını bilmiyor mu hoca? Erişte biliyor. biliyordur yani. Şimdi binlerce i̇şte sayısızca. O Demek yüzden acaba başka var. bir şey mi söylemeye çalıştı? Başka bir şey mi ifade? Başka bir mesaj mı vermeye çalıştı? Ben bir türlü doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum da olmuyor. Bunların yaptı. Kamu yönetimi. Kamu yönetimi. Ha. Kamu yönlendiriyorlar. Peki. Ama gerçeklerin bu olmadığını biz de biliyoruz. O da biliyor. Oyuncu bazında olmadığını sıkıntımızın büyük oranda taktik ya da bir strateji ya da rakibe göre hazırlık yapmama ya da bir oyun tarzımızın stilimizin olmaması diye özetliyoruz. Oyuncu bazında gerçekten değil. Çünkü Uğur Bey'in deminden beri hatta aylardır dilinde tüy bitti bunu söylemekte. İngiltere'den oyuncumuz var. Fransa'dan oyuncumuz var, İtalya'da oyuncumuz var, Al Almanya'da öncesinde şimdi başka yine Avrupa'nın büyüklüğü var. Bütün dünyada oynayan oyuncularımız var ve bunlar üst düzey oyuncular. Üst düzey oyuncuların kendi takımlarında sisteme ve taktik disipline bağlı kalmaları ve bu yüzden devamlı oynamalarını izlerken burada bunu yapamıyor olmak, Hakan'ın ne yapacağını bilemiyor olması. Orkun'un sahada dün akşam, ben size söyleyeyim, ilk yarıda Orkun Kökçü neredesin? Orkun Kökçü, ha, ilk yarıda 3 tane oyuncu en az topla buluşan. Üç tane oyuncu. Birincisi kim biliyor musunuz? Uğurcan Doğaldır. Kalecimize çok fazla geri dönmedik. İkincisi kim biliyor musunuz? Bu çok şaşırtıcı olsa gerek. Golcümüz. Burak. Burak Yılmaz. 17 kez top Hiç toplamadık ya. Çok kötüydü Burak. Ya biz gol atmamız gerekiyor değil mi? Ve ondan sonra da bir orta saha oyuncusu olarak Orkun ilk yarada, ilk 45 dakikada tam 22 kez topla buluştu. Letonyalıların topla buluşması Ona var mı? Ona bakmadım. Muhtemelen Letonya orta saha oyuncuları toptu, onda. <laughs> Orkun'dan daha fazla buluşmuştur. şu Olabilir. Şu bir tane şey, çok Tolga çok Bakayım sert olan vardı. Beraber. Yüzins. onu ben, saymıyorum. Yani o o gerçekten onun hakem için utanç vesikası bak. Hakemin ismi ne? Andreas Ekberg. Andreas Ekberg'e ben olsam komite amiri olsam Andreas Ekberg'e uzun süre maç vermem. O Yüzins denen oyuncu tamamen her, anti futbol. Oynadı. Birinci dakika itibaren. Her her foulü, bir defa bunu baştan göreceksin ve önlemini alacaksın yani. Korkunç. Tek direktör oyundan aldı zaten. Kırmızı görecek diye ve o kırmızı olmalıydı. Yaptı hareket. Bana sorarsan kırmızı kart, sarı kart gördü pozisyon. O oyuncuyu saymıyorum ama emsisi olsun. Sağ bekleri ki normalde sağa çıktı oynayabilen Savalnieks olsun daha fazla topla buluşmuştur. Ya Savalnieks mahvetti. Sol koridorumuzu mah mahvetti. Normalde bu çocuk sağ çıktı oynayabiliyor. Bize karşı ilk maçta sağa açık oynamıştı. Bak onu sağ bekte kullan. Cesarete bak. Tek teratördeki cesarete bak. Türkiye'ye karşı oynuyorsun. İlk maçta sağ açık oynattığın oyuncuyu bu maçta sağ bek oynatıyorsun. Tabii Türk kamuoyunda kimse farkında değil. Savanex kim? Tek direktörümüz umarım farkındadır. Yani üzüldüğüm konu bu. Bize karşı ilk maçta sağ açık oynamıştı bu çocuk. Hangisi Tolga? Savanex 53 kez buluşmuş. Bak Savanex bu? 53. İlk yarı değil mi? Toplanmış bu. İlha doğru tamam. ilk yarıya bakamıyorsun zaten sonra. Yine iyi sayı. Evet. Orkun 34 36 ile falan oyundan çıktı değil mi? Yet Kaçta çıktı Orkun? 65'te çıktı. 65'te oyundan çıkarken ee, Uğur Beyciğim 36 kez topla değmiş ayağına. 65 dakika. Ya hemen hemen aynı. Ama senin oyuncunun, senin orta oyuncunun onun iki katı topla buluşması Aynen lazım. Öyle. Birincisi sen yüzde 63 mü? Yüzde 63 topla oynama yüzden var. İkincisi 60. Maç sonu 68'e çıktı. 68. Evet. İkincisi rakibin 50 katı falan değerindesin. Abartmıyorum gerçekten öyle. Üçüncüsü orta saha oyuncusu bu. Bir defa topla çok fazla buluşması lazım yani. Merkez orta saha yani sağ daha fazla buluşması lazım. Sağ bek daha fazla buluşuyor ama daha fazla katkı yapıyor. Kerem yani inanamıyorum. 22-23 yaşında bir sol açığımız var. Sağ beraber gelmiyor. Mümkün değil ya geleceksin. Nasıl gelmezsin? Nasıl gel? Golü de SF verebiliyor muyuz? Var mı elimize göre? Yok veremiyoruz. Gol Kerem'le Savalinek eksem mesafe 10-15 metre. Yani olamaz bu. Olamaz rakibin sağ e çıkıyorsa senin sol açın onunla beraber gelecek. Bak Cengiz gelmese o, tabii ki o da gelecek ama dersin ki hani star, süper star oldu. Bir pozisyonda zafiyet gösterdi. Ya bu Kerem daha 2-3 tane milli maç oynamış. Nasıl gelmez Sabek'le beraber? Savanlı'yı sürekli bindirdi, sürekli bindirdi, sürekli bindi. Ya kenarda bizim tek direktörümüz yok mu? Ben anlamıyorum yani. Birinci kez bindirir, ikinci kez bindir Artık dersin ki Kerem ya Savanlı'yı git ya dışarı. Alacağım sen dersin yani. Kerem de dün akşam çok gününde değildi de ilk yarı. Gününde olmayabilir ama savunma yapmama hakkı yok. Sağ bek çıktığında onunla beraber gelmeme hakkı yok. Futbolun temel doğruları bunlar. Kerem'de, Pas hatası yapabilirsin, gol kaçırabilirsin, kendi kalene gol atabilirsin. Bunlar olabilir futbolda. Ama sen sola çıksan sağ bekle beraber geleceksin. 74. dakikada oyundan çıktı. O dakikaya kadar toplam 34 kez topla buluşmuş. Yani ne hücum anlamında ne savunma anlamında çok verimli ...bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Gece olmadığını söyleyebiliriz. Ben Kerem'in uzun süre milli takıma hizmet edebileceğini... ...düşünüyorum, inanıyorum. Ama Kerem'in potansiyeline. Pardon. Ama potansiyel değil burada tartıştığımız. İş disiplini. Ben iş disiplini olmadığında çıldırıyorum. Bak San Marino milli takımı olabilirsin. Andorra milli takımı olabilirsin. Koşulların zayıf, nüfusun az. futbola yaptığın yatırım az olabilir. Mesele bunlar değil. İş disiplini. Sağ bek çıkıyorsa sola çık onunla gelir. İster... Fransa milli takımının Mbappe'si ol. isterse Letonya milli takımının Savalniyek'si. Pozisyon disiplini. Bu aldığın parayla, maaşla, kalitenle falan ilgili değil. Pozisyon disiplini temel kuraldır. Ana kuraldır. Benim bozulduğum konu bu. Peki. E, yediğimiz golden bahsettiniz. Uğurcan da söyledi güzel bir gol yedik diye. Merih Demiral'ı kendi kalesine e, gol oldu ama. Yani orada Merih'in e, şey yapmamak lazım. Bir kabahat yok. Zaten Merih orada olmasa. E, Gutkovskis golü yapacaktı zaten çünkü Tabii boştu ön direkte kalmıştı şey. Eee Uğurcan da güzel bir savunma arkası koşu. Orada Rıdvan çünkü başka bir oyuncuya tutuyordu. Orada bomboş kaldı savunma arkası. Çünkü niye? Topta. Tek kalmıştı. Kerem çünkü... yoktu pozisyonda. Orada bir e, kimi kimi dur bakayım yazdım onu. Yavuz Zamsmid diğer oyuncu. pozisyonu diğer oyuncu mu? Rıdvan'ın evet evet hadi. Evet. ekstra asisti yaptı. Yuanze, Yuan Zeus'u, Alvis Yuanzeusu tutuyor i̇şte o esnada. biri sağ açık, biri sağ bek. Senin orada kimle olması lazım? sol bekle açı, sol açık. Rıdvan sağ açıkla eşleşmiş o esnada. Çizgi, Doğal Ceza sahası çizgisi üstünde. O tabi orada boşluğu bulunca güzel bir pas sıfıra indi, ortaya kesti. Merih önce davrandı ama maalesef talihsizlik. Yani dedim ya e, izlemeyenler için söyleyelim. Orada Gutskowskis bekliyordu zaten. Bomboş kaleye vuracaktı e, topu. E, onu bir kere not düşelim. Golü başa saracak olursak eğer yani kaleci uzun oynadı. Orta sahada Merih rakibini marke ediyor. Topu almasını engelledi. Hemen önünde Hakan vardı. Hakan orada alamadı topu ve oradan yürüdü atak. Geldi atan ilk karşılayan Rıdvan'dı kesildi. Sola açıldı. Soldan Tarasovs boşluğu gördü ortaya geldiler tekrar. iki pas yani Rıdvan kestikten sonra bir iki pas. Üçüncü pas da Tarasovs'a geldi. O da uzun oynadı. Ortaya çevirdi o çok iyi ve gol. Şimdi bizim biz hangi orta sahayla başladık? Orkun, e, Hakan ve Berat. Evet. Dün de konuştuk. Dün pazartesiydi değil mi? Tabii şey maçından sonra, Norveç maçından sonra. Orta saha üçlüsü içerisinde ne yaptığını bilen tek bir oyuncu var. Berat. Çünkü en net rol onun muhtemelen. Hakan'dan ne bekliyoruz? Orkun'dan ne bekliyoruz? Hakan'dan herhalde Josef de Souza ya da Luis Gustavo performansı bekliyoruz. E diyoruz ki bu adam gole yakın oynayan bir adam. Bu adamın becerileri gole daha yatkın. Ama daha çok Gustavo ve ya da Josef de Souza performansı bekliyoruz herhalde. Orta sahada her yere basacak. Ama bir de şeye de katkı verecek gole de katkı verecek. E Orkun kaç kaç kez dedik topla buluştu? 34 mu? 36. 34 tamam. kez. 34. İlk Ya Orkun biraz şaşkın. Orkun da iyi bir Hayır, futbolcu aslında hani, Orkun şaşkın. Orkun milli takıma kulüp performansını taşıyamıyor bir türlü. Hollanda maçını da hatırla ilk golde pas hatasını o yapmıştı. Sonra da Şenol Güneş bayağı açıkça faturayı ona kesmiş. İşte Ozan'ın yeterli olmadığını düşünmüştüm. Fiziksel yeterli olmadığını düşünmüştüm. Keşke baştan başlasaydım falan diye. En direkt olarak faturayı Orkun'a kesmişti. Yediğimiz gol ee, orta sahada başladı yani. Çocuğun evet. Çocuğun bir şeyi var. Özgüven eksikliği var Orkun'un. Ameli takımda kendini henüz çok iyi hissetmiyor. Bilmiyorum Peki, belki zamanla bu çözülür. Kendi takımında nasıl? Çok iyi oynuyor Feyenoord. Çok iyi oynuyor. Orada kendini daha iyi oynuyor. hissediyor. Evet yani kulüp performansını bir takıma taşıyamayan bayağı oyuncumuz var. Onlardan biri de Orkun. O pozisyonda da Maçın o dakikasına kadar, 70'e kadar 7 defa falan savunneyi kaçırdılar ki bu sağ açık özellikli bir oyuncu, sağ açıkta oynayabilen bir oyuncu. E 7 defa falan kaçırdılar. Yani artık Kerem'in bir noktada uyarılması lazımdı ya da değişiklik yapılması lazımdı. Yine Kerem Savanneyekse uzaktı. Yine Rıdvan 2'ye bir kaldı evet. veya Caner kalıyor daha önce ve sonunda da golü oradan yaptılar. Merih'in asla ve kat'a kusuru olamaz. İtalya maçında Avrupa Şampiyonası'na kendi karşısında çocuk çok üzüldü yine aynı şekilde yani yürekli bir şekilde davranıp Aslında doğru yerde yetiştiği işte. için, doğru evet. yerde olduğu için kendi kalesine gol attı ve Şenol Güneş yine orada çok büyük bir hatayla bence, tarihi bir hatayla Meri'yi çıkardı. Ya olacak iş değil. Meri'yi kesti bir sonraki maçta. Halbuki çok iyi oynamıştı. Sonra yine Meri'yi oynattı üçüncü maçta. Yani bir stoperin dünyanın e, gelmiş geçmiş en iyi stoperlerinden biridir Jamie Carragher. Bir Liverpool efsanesidir. Dokuz tane kendi kalesine golü var kariyerinde. Dokuz tane dikkat edin büyük stoperlerin zaten kendi kalesine gol sesi hiç öyle az değildir. Çünkü yüreklilerdir. Çünkü doğru zamanda doğru yerler dediler. Çünkü son kaçmaz. ana kadar sorumluluktan kaçmazlar. Son ana kadar canhıraş bir şekilde o müdahaleleri yaparlar. Kendi kalesine gol de zaten genelde öyle gelişir. Şimdi Kerrigar kötü topçu olduğu için mi <laughs> kendi kalesine 9 gol var. Elbette değil. Genelde böyle müdahaleler. Merih'in kendi kalesine attığı goller gibi. Merih hiç üzülmesin. Bu sosyal medya falan da bakmasın. Çoluk çocuğun yazdığı işte Dünyada her şey alay etmek ve şakalardan ibaret zanneden, hiçbir şekilde empati kuramayan, çoluk çocuğun sosyal medyada eğleneceğim diye tamamen bilgiden, fikirden yoksun paylaşımlarına sakın bakmasın, etkilenmesin. Çünkü ben baktım, biraz baktım. Hani bunun üzerinden bir sporcuyla uluslararası bir sporcu ile alay etmeye kalkıyorlar. Büyük ihtimalle onun yaşıtları, uluslararası alanda kendini ispatmış etmiş bir yaşıtıyla alay etmeye çalışıyor. Korkunç. Ee, İsmet Bey tam da sizin açıkladığınız noktadan sormuş. İsmet Taş diyor ki yediğimiz gol Euro 2020'de İtalya'dan yediğimiz golle neredeyse aynı ki Uğur Bey de az önce söyledi. Ve yine Merih Demiral'ın başına geldi. Bu gol Merih'in mi yoksa milli takımımızın zafiyeti mi? Ee, Merih'e kesemeyeceğimizi faturaya söyledik. O sadece doğru zamanda doğru yerdeydi. Ee, ama zaten analizini yaptı. Ee, ta orta sahadan ve hatta kanattan başlayan adam tutmama ya da bölge paylaşamama Postan adamını kaçırmama pozisyon, pozisyon disiplini özetle sebebi bu. Pozisyon Daha, sadakatimizin düşük olması. Kolektif bir hata yani tek kişinin bir şeyi değil. Ama başta şey sağ açıkla gelmeyen şey sağ bekle gelmeyen sol açığımız. Yani orada Merih olmasaydı diyorum ya Gutkowski'si arkada duruyordu zaten yani. Zaten Bakan o ortanın önümdeydi. yapılamaması lazım. Savalini önünde bir blok olması lazım ama bir blok. Ayak da. koyan yoktu bomboş koştu. Ve bu koşuları Savalineks 5-6 defa yaptı onu söylüyorum. Çok etkili oynadı. E, Uğur Beyciğim dün akşamki karşılaşmadan şöyle bakıyorum e, notlara. Ş şey, şeylere de bir bakalım. E, grafimiz grafiğimiz var. istatistikleri de hemen getirelim lütfen. İki istatistik. İkinci, ilk yarı ve ikinci yarı lütfen. İlk yarı yüzde e, 32 topla. 32.7, 33 diyebiliriz. bizde 67.3 oynadık ama maç sonunda bunu 68'e e, e, özür dilerim. At Sağ taraf yer. maç sonu mu? Herhalde öyle. Toplam. İkinci yarı maç sonu evet. Yok toplam değil sadece ikinci yarı. İkinci yarı itibariyle. Sadece ikinci yarı. Tamam. Maç sonunda 23 şutla bitirdik. İlk yarıda 8 şutumuz vardı. İkinci yarıda 15 şutumuz vardı. Toplamda da 8 isabet yakaladık. Pas isabetimiz yüksekti. Ama şurada e, çok güvenememekle birlikte Uğur Bey'cim rakip yarı sahada pas isabeti. Biz ikinci yarıda şey maç sonu itibariyle kümülatif olarak söylüyorum. Rakip yarı sahada %74 ile hmm. e, pas isabeti yaparken eee Letonya %50'de kaldı rakip yarı sahada. Doğal pas. Başka bir başka bir grafik geldi. Bu toplam. Bu toplamlar. Evet. Bu kümülatif. Demin ilk yarı ikinci yarı karşılaştırmalıydı. Anladım. Bu toplam Özellikle 65'ten sonra istatistiğin çoğunu orada evet, yaptık. Rakip ceza şey Serdar girdikten sonra rakip ceza sahasında topla buluşmayı görüyor musunuz? 9 dakikada uzadığını düşünürsen 65'ten sonra 99 34 dakika var. Evet. 34 35 dakikada bayağı bir istatistiği muhtemelen yükselttik. Cengiz... Doğru mu oynadık? Tartışılır ama yüksek kalitemiz var. Geniş bir oyuncu havuzumuz var. Bundan faydalanmadığımız için Güneş'i çok eleştiriyorduk. Kuntz da Maalesef biraz gecikti faydalanmakta ama nihayet faydalandı. Turnuva öncesinde Euro 2020 öncesinde burada konuşurken ya şu Serdar Dursun'u alsak. 3 dakika oynatırız, 5 dakika oynatırız. İlla ilk 11 oynatmamız gerekmiyor. Zaten elimizde Burak var. Ama bir opsiyon olsun. Burak'la Enes'le Kenan'la gidiyorsun turnuvaya. O Zaten da, Enes golcü değil. O da çok anlaşılır bir durum. Evet. Ya yani bir tane çerçeve da... ustası. Almanya 2. Ligini gol kralı olarak bitirmiş. Fizikli, farklı bir oyuncu. Bir tane değişik Santrfor götür. Serdar Dursun'u beğenmiyorsan Adem'i götür. Adem'i beğenmiyorsan Muhammed'i götür falan diye. Dilimizde tüy bitti. Turnuvaya götürmedi. Başka Santrfor götürmedi. Burak da iyi bir turnuva geçirmedi. Başka da alternatifin yok. Ki olabilir yani tek başına bu kadar çok yük yüklersen bir insanı. Tabii ki. Tabii ki yani. Oyuncuların inişleri çıkışları olacak. E işte Serdar Dursun şimdi gösteriyor ki belki direkt oyuncu olmayacak milli takımda. Zaten yaşı da büyük. Belki çok fazla milli maç oynayamayacak kariyerinde ama... Yani kulübe koyuyorsun. iyi bir alternatif. Girdikten sonra bazı rakiplere karşı sana faydalı olabilir, etkili olabilir. Yani şimdi Şenol Hoca izlediğinde ne hissediyor acaba? Ne düşünüyor? Bence aynı fikirdedir. Hala fikrini koruyordur Şenol Hoca. E ee, az önce ikili mücadeleyi kaçırdım. Sevgili dostlar bir daha rica edebilir miyim? Ben notlarımda maç sonu itibariyle 55'e 45 üstünlük sağladık diye yazmışım. Ee, bir daha rica. Ha ama bu yok ki burada. Ha burada yok mu? Bizim şeyde ikili mücadele. Ben öyle yazmışım e, %45'e %55 ama maç sonu itibariyle. Yani 65'te Allah. direksiyona geçtiğimiz an itibariyle ki hakikaten ondan sonra tek kale bir şeye döndü. E, mücadeleye döndü. Muazzam bir baskı kurduk. Letonya'nın Üst yüklendik. Letonya'nın bak gruptaki buyur. toplu oynamaları. Buyur. Hollanda %22. Evet. İkinci Hollanda maçı %24. Norveç %30. Daha ikinci oynamadılar. Karadağ karşı dahi Karadağ %38 ve %39. Zaten Letonya'nın kapasitesi bu. Bize karşı ilk maç %36. Zaten Letonya'nın kapasitesi bu. Biz ilk devrede Letonya'yı dev bir takımmış gibi gösteren biziz. Bizim zafiyetimiz. Herkes elindeki malzemenin kalitesini, neler yapabileceğini biliyor ve buna uygun yapabileceğinin en iyisiyle sahaya çıkıyor. Biz bir türlü bunu yapamıyoruz. Yani evet. oyuncularımız Avrupa'nın en büyük liglerinde oynuyor. Ama söylediğiniz gibi bu yeteneği, o beceriyi, o toplam beceriyi biz burada bir türlü sahaya yansıtamıyoruz. Burada da başından beri söylediğimiz gibi oyuncu değil, asıl mesele bir şey geliştiremiyor olmamız. Siz teknik söyleyin. adamlık bir tek nedir? Bir teknik adam olmamız. ne yapar? Bir futbolcunun içinden en iyi versiyonunu çıkarmaya çalışır. Bir futbolcunun içinde versiyonları var. Birkaç tane versiyonu var. Kötü versiyonu var, basat versiyonu var, ortalama üstü versiyonu var, süper versiyonu var. Belki milli takımda oyuncunun süper versiyonu çıkarmak kolay değil. Kulübünden yorgun geliyor. Alışık olmadığı bir ortam. Etrafındaki insanlar yabancı. Ama ortalama üstü bir versiyonu çıkarmaya çalışırsın milli takımda. Ki bazen bazı oyuncular işte Benzema Fransa milli takımda göndü. Süper bir versiyonu çıktı ortaya. Bazen bazı oyuncuların da milli takımda kulüplerinden daha iyi. Timo Werner Alman milli takımıyla iki gol attı mesela. Kendini daha iyi hissedebiliyor. Flick 18 yaşındaki Musiala'yı 18-19, 11'de kullanıyor. Gol attı. Virtse yarım saat verdi. Başka bir 18'lik. bir oyuncuya da dün dakika verdi. Çok kısa süresi vardı. O da 4-5 maçtır takım başına. O yüzden flick örneğini veriyorum. Uzun zamandır takım başına değil. 4-5 baştır takım başına. Bakıyorsun oyuncuların iyi versiyonlarını ortaya çıkarma konusunda hiç fena iş yapmıyor. Çağlar dün akşam Çağlar başka bir Sadece iyi bir stoper değil. Aynı zamanda lider bir oyuncu. Arkadaşlarını yönlendirdi, devamlı evet. koordine etti. Yani diğerleri kötü anlamında değil ama Çağlar başka bir oyuncu. Öğreniyor, lider, evet. üstüne koymaya devam ediyor. Ve o liderlik özelliğini daha da iyi bir noktaya getirecek muhtemelen maşallah diyelim. Gecenin yıldızlarından birisiyle herhalde kimseye haksızlık etmiş olmayız bunu söyleyerek. Hepsi ayrı ayrı yıldızdı Ama Cengiz'e de ayrı bir parantez açmak lazım değil mi? 2-3 tane iyi vardı bana söz biri Cengiz. Zaten neredeyse tek üçün planımız. Milli takımımızın süper starı. Yine ayağına aldığı her topta tehlike yaratacağını hissediyorsunuz ki yaratıyor. Cengiz iyiydi. Ee, Merih Çağlar, stoper ekibimiz zaten milli takımımızın en güçlü yeri. Zeki kötüydü, Caner kötüydü, Berat iyiydi. Berat iyiydi. Cengiz iyiydi. Onun dışında iyi yok. Burak da dahil. Çok kötü bir maç öndü Burak. Ama bazı ondan oyuncuların, sonra deneyimini gösterdi. Penaltı kazandı Bazı oyuncuların şanssızlığı da yalnız kalmaları oluyor. Burak da bunlardan bir tanesi. E tabi bir önde çoğalmak Orada, lazım. Büyük takımsa önde çoğalmalısın. Ondan sonra iş başka bir şeye evriliyor. Tek başına kalınca top alamıyorsun. 3 oyuncu arasında bir de sert oynuyorlar. 2 oyuncu üç oyuncu arasında devamlı sıkıştırma, devamlı yalnızlık. Orada iş ondan sonra başka bir çok şeye evriliyor. Çok faal oldu maçta. Çok faal oldu evet. Yani Ekberk ona da çok fazla müsaade Toplamda 30'u yani. geçmiştir. Çünkü onlar faal yapınca sen de yapıyorsun. Hamasete girmeyelim ama biraz dayak yiyelim. Tansiyon yani. yükseliyor. Hayır dayak yiyince sen de faal yapmaya başlıyorsun. Bir de futbolcu psikolojisi. Evet. Sağ işte bu kadar dayak yersen sen de bu sefer sert reaksiyon vermeye başlıyorsun. Biz onlar toplam 30'u geçmiştir faal. Ekberk onu da kontrol edemedi. Hücumda çoğalamamamızla ilgili de iki opsiyon var. Ya orta saha oyuncularınla destekleyeceksin Santrifor'unu. Ki özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci Santrifor koşuları yapması lazım. Yapmıyor. O zaman bu 4-1, 4-1'de belki de Hakan'dan verim alamıyoruz. Yani 4-2-3-1 e en azından dönsek de Hakan serbest oynasa diyoruz. O da olmuyor. Yani Hakan'la Orkun aynı hatta oynuyorlar. Hatta, ya bırak Hakan'a özgürlük tanı bari. Ben artık bunca milli maçın ardından şunu anlıyorum. Hakan'dan Josef de Souza ya da Gustavo performansı bekliyor. Öyle değil de şöyle. Ya başka bir Şimdi Josef 6 oynuyor Beşiktaş'ta. Atiba'yla ee, Atiba ile Piyanit 8 oynuyor mesela. Öyle düşün. Hakan Atiba rolünde oynuyor. Josef'i Berat bu takımın. Hakan'la Orkun da Atiba ile Pjanic'i. Beşiktaş'ta bir on numara yok zaten. Beşiktaş'ta 10 numarası oynuyor. Beşiktaş bunu oturtmuş. Beşiktaş bunu doğru bir şekilde uyguluyor zaten. Hakan Çalanoğlu tipinde oyuncusu da yok. Benim düşüncemi söylediniz zaten. Beşiktaş bunu oturtmuş. Orayı kimin ne yapacağı, hangi rolü paylaşacağı, hangi rolü oynayacağı yeteneklerine, becerilerine göre oturmuş. Bitti bütün mesele bence bu işte. En evet. baştan beri söylediğimiz konu bu. Ama Hakan'ı rahat ettirmek bizim için önemli çünkü fazla bir gol opsiyonumuz yok zaten. Gol vasıt opsiyonumuz yok. Ve takımın en yaratıcı isimlerinden birisi. Ve Burak yalnız Beceride. kalıyor. Buran yalnız kalmaması için ya 4-4-2 oynayacaksın ki son yarım saatte öyle yaptık. Ondan sonra da oyunu çevirdik. Baştan da 4-4-2 başlamıyorsan, tercih etmiyorsan bunu bari 4-2-3-1 başla. Bari Hakan'ı biraz önde kullan da ikinin santrifor koşularını yapsın. Cezayı üzerinde falan topla buluşsun. Şut fırsatı, asist fırsatı yakalasın ama Hakan kaleye uzak oynuyor. Kaleye uzak bir Hakan'ın bize çok fazla faydası yok. Peki sonuçta kazandık ayıldızlı mucize hakikaten tebrik edelim e, oyuncularımızı özellikle 65'ten sonra oyunun şekli değişti çünkü e, Serdar'ın girmesiyle birlikte Serdar Dursun'un girmesiyle birlikte peki bundan sonra ne olacak ne bekleyeceğiz ne umacağız? Yani sakın devrim yapmaya falan kalkmasınlar <laughs> yani devrim o, bu bu ekibin boyunu aşacak sözler bunlar öyle devrim öyle bir anda olmaz e, zaman gerekir çalışma gerekir strateji gerekir derinlik gerekir. Yani devrimi de zaten Stefan Kuntz'la yapmazsın. Yani hiçbir birincilik tecrübesi olmayan Ümit Milli takımdan gelmiş. Hatta tek direktörlük tecrübesi bile kısıtlı. Çoğu kulüp yönetici tecrübesi. Devrim yapacaksan Piontek'le yapılır devrim. Ki yaptık. Derbal'le yapılır devrim. Gordon Min'le yapılır devrim. Ki yaptık. Yani o seviyede bir tek direktör Ranyek gibi, Favre gibi, Conte gibi zor getirmek bunları ama getirebiliyorsan onlarla devrim yaparsın. Ama devrim Stefan işte Kuntz'da olmaz. Dolayısıyla bu sözcüklerden uzaklaşsınlar bir an önce. Köklü değişim, devrim, anlayış değişikliği filan. Bunları bırakın da rakip analizi. Rakip analizi, rakip analizi. Bir ay sonra Karadağ ve Cebeli Tarık'la oynayacağız. Moleküllerine kadar çalışın. Cebeli Tarık, Karadağ. İlk maçlarımız izleyin, diğer maçlarımız izleyin. Cebeli Tarık en az 5 fark atmamız lazım ki Norveç berabere kalırsa, averaj hesabı olursa o 5 averaj farkı kapatalım Norveç'le. Bunların hesaplarını yapın. Karadağ yenmenin hesaplarını yapın. Zaten iki maçı kazanamazsak zaten şansımız yok. E biz bu Karadağ ilk maçta yenemedik. Bunların hesaplamanı, rakip analizleri, doğru 11, doğru strateji, doğru duran top savunmada ve hücumda bunları çalışın. Yani bir tek direktörün, bir teknik ekibin şu anda yapabileceği bu. Bir ay zamanı var. Kaset izleyin, video izleyin, rakipleri doğru analiz edin. Yani yapılacak bu. Devrim falan boynuzu aşar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. O zaman bir daha grafimizi getirelim araya gitmeden önce. E, değerli izleyenler 13 Kasım'da Cebeli Tarık'la evde oynayacağız. Ardından 16 Kasım'da e, Karadağ deplasmanı var. Be, biz bu maçlarla... E, grubumuzu tamamlayacağız. Hollanda 19 puanla birinci sırada. Norveç 17 puanla ikinci sırada. Biz üçüncü sıradayız. 15 puanımız var. Karadağ 11 puanda. Letonya 5 puanda. Cebelitar'ın henüz puanı bulunmuyor. E, 13 Kasım'da Norveç Letonya ile oynayacak. E, Hollanda'da Karadağ deplasmanında. Son maçta grubun son maçında Hollanda Norveç'le karşı ka e, özür dilerim. E, ha evet evet 16 Kasım'da Hollanda Norveç'le Letonya'da cebeli bir deplasmanında Uğur Bey'in söylediği gibi olur da bir puan eşitliği olacak olursa bizim de bu averajımızı ki bizim averajımız şu anda artı 4. Yediğimiz gol 19. Attığımız gol 15. Artı 4 averajdayız. Hollanda 23 artıda. Norveç'te 9 artıda. Eğer olur da grup ikilini sorsak ona hiç değinmedik. Ne olacak? Grup ikilini sorursak da o kadar kolay değil rota. Çünkü bu kez 10 tane grup ikincisinin yanına 2 iki tane de Uluslar Ligi'nden takım evet. gelecek. 12 takım olacak. 12 ne grup takım, olacak? 12 takım e, dörderli 3 gruba ayrılacak. Yarı finaller ondan sonra da final. Dolayısıyla 2 artı 3 5 maç oynamayı hayal ediyoruz. Hayal ediyoruz diyelim ve bir araya gidelim ardından buradayız. Değerli izleyenler tekrar birlikteyiz. Şimdi e, bu bölümde bazı şehirlerimizden takım e, Süper Lig'de oynayan takımlarımızın şehirlerinden yerel basından başlıkları getireceğiz. Ekranlarınıza ilk olarak Konya Yeni Haber gazetesinden bir sayfa geliyor efendim. Başlığımız son noktayı koydu. Ulusal medyada ortaya atılan Konyaspor Aykut Kocaman flört iddiasına Konyaspor yönetiminin ardından teknik direktör Aykut Kocaman da son noktayı koydu. İşte Aykut Kocaman'ın iddiaya verdiği cevap demiş gazete. Konyaspor'un teknik direktör e, arayışında olduğu ve Aykut Kocaman da dirsek temasına geçtiği yönünde ortaya atılan iddialar ve yapılan habere tepkiler dinmiyor. Konya Spor Yönetimi'nin resmi kanaldan yalanlamasının ardından bir tepkide iddianın ana kahramanı teknik direktör Aykut Kocaman'dan geldi. Aykut Kocaman yakın çevresine yaptığı açıklamada haberi görünce çok üzüldüğünü ve böyle bir haberin yazılacağını duymadığını hatta kendisinden görüş dahi alınmadığını söyledi Aykut Kocaman. Kim yazdıysa artık bilmiyorum asılsız bir iddia ortaya atmış. Benim ne Konyasporla bir görüşmem oldu ne de böyle bir beklenti içerisindeyim. Kaldı ki Konya Spor şu an İlhan Palut'la çok iyi yolda ilerliyor. Beğenerek takip ediyorum takımı. Her şey yolunda görünüyor. Hoca değişikliği zaten sürpriz olurdu. Ben bu sezon takım çalıştırmayacağım. Kariyerim boyunca bir takımdan ayrıldıktan sonra belli bir süre kendime dinlenme fırsatı sundum. En az dinlenme sürem 7 ay oldu. Dediğim gibi bu sezon takım çalıştırmak istemiyorum sözleri. Bu sayfadan başka okuyacağım başlıklar da var da e, söz e, bu ifadeleri kullanmış Aykut Kocaman. E, Konya Yeni Haber Gazetesi ulaşmış Aykut Hoca'ya. Aykut Kocaman bir Konyaspor efsanesi. Konya sporu tarihinde en yükseklik seviyesine ulaştıran hoca oydu. Avrupa barına taşıyan hoca oydu. Konya kentinde ne kadar sevildiğini, ne kadar saygı duyulduğunu biliyorum. Aykut Kocaman'a lig üçüncüsü yaptı. E, Konya sporu ve e, Konya'nın da kentin de yeni statla beraber futbola ilgisinin artmasında, o tribünlerin dolmasında, milli takımın oraya gitmesinde bir sürü maç yapmasında filan en direkt olarak etkisi vardır Aykut Kocaman. Konya için çok saygıdeğer ve önemli futbol adamıdır ama kendisinde ifade ettiği gibi İlhan Palı çok başarılı. Çok başarılı. Şu an Trabzonspor'la beraber iki namalup takımdan biri. Önceki sezon muydu? Geçen sene değil, önceki sezon. Yine iyi giderken Konya takım hatta o zaman da bir yandan verememiştik. Hedef büyütmek, vites arttırmak istiyor. Dolayısıyla bir hoca değişikliği yapmıştı yine işleri iyi giderken. iki sezon önceydi galiba. Yanlış Olabiliyor mı? Anadolu takımları bilmiyorum Yine hangi Aykut değişiklik kast galiba Olabilir. Ee, İlhan Palut da geçen sene iki kez falan sanırım istifa etti ya da istifadan söz etti. Orada Konya Sporu de tebrik etmek lazım. İlhan Palut kötü sonuçlardan sonra istifadan söz etti halde. Arkası durdukları için. Bu sezonu harika başladılar. Ee, Üst üste beşinci mağlubiyeti oldu. Konya'nın. Üst üste beşinci? E, beraberliği mağlubiyet nereden çıktı özür dilerim. Beraberlik Seki, Ama e, mesela Kasımpaşa beraberliği... Bu mu acaba bu şeyleri? Hayır hayır. Kasımpaşa beraberliği arttırdı. mesela öne geçtiler koruyamadılar. Trabzon maçında şanssızlardı orada savunma çarpıştı. 2-2'ye evet. getiren gol. Futbol olarak gayet iyi seviyede Konya Spor. Bence tatmin edici yani sezon başı tahmin eder miydin? 14 puanla zirve yarışı içinde olacağını. Hatta Trabzon ya da Kasımpaşa maçlarından birini kazansa bayağı en üstte olacak. En üstlerden birinde olacak. üst üste dördüncü beraberlik. E, zirve evet, ben de 5 sanmıyordum. E, zirve yarışında toplamda 5 oldu benim tamam. hatam. Üst e, zirve yarışında bulunmasından ziyade pragmatik kazanmaya odaklı ve pozitif bir futbol oynamaya evet. çalışıyor Konya. Asıl güzel olan bu. Mesela kadroda çok büyük bir rezyon yapmadı. Eldeki oyuncuların içinden daha iyi versiyonlarını çıkarttı. Orada Palutu hakkını teslim etmek lazım. Mesela işte Hacı Ahmetoviç her geçen sene üzerine koyuyordu ama bu sezon defansif olarak da son derece iyi işler yapan bir orta saha oyuncusu. Bütici Kosovalı oyuncu. İki asisti var yanılmıyorsam. Soner Dikmen Gençler Birliği'nden Hacettepe'den tanıdığımız Soner Dikmen mesela. Belki de kariyer sezonunu oynuyor. E, Serdar Gürler uzun süre sakatlıklar, ciddi sakatlıklar yaşadı. Demorezi oldu, döndü. E, çok iyi döndü. Serdar çok iyi seviyede döndü. Ahmet Aslan'ı kazanıyor. Çıkarlaşı olmadığında, o olmadığında çıkarlaşı kazanıyor. Ahmet Çalık, e, Abdülkerim ikilisi ligin en iyi stoper ikillerinden biri. Savunma ikillerinden biri. Giller mi asistler yapmaya devam ediyor. Bekleri hücuma katılan bir takım Konyaspor. Spor. E bu veriler çerçevesinde yani ligin en iyi performans gösteren hocalarından biri İlhan Palut. Hemen hemen her oyuncusunun seviyesini yükseltmiş. O yüzden aynı Aykut Hoca'nın dediği gibi Konya zevkle takip ettiğimiz Süper Lig'in şu anda müstesna oyun oynayan takımlarından biri. Dolayısıyla bu iddialar hem İlhan Hoca'ya hem Konyaspor yönetimine hem de Aykut Kocaman'a aslında haksızlık. Onu da Evet, ee, ciddi aldıklarını da sanmıyorum. Ciddi alınacak iddialar değil. Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Serdar Gürler Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında öne geçmelerine rağmen berabere kalmalarına çok üzüldüğünü ve o maçları unutamadığını ifade etti diyor. Dün Konyaspor dinlendi, dinlenerek geçirdi ve Konyaspor bu sezon geride kalan 8 haftada evinde iyi bir performans ortaya koydu. 2021-22 sezonunda yoluna namalûp devam eden yeşil-beyazlılar topladığı 14 puanın 8'ini iç sahada, 6'sını ise rakip sahada hanesine yazdırdı. Bu sezon ilk 8 haftalar itibariyle 4 iç saha 4'te deplasman maçına çıkan Anadolu Kartalı en çok puanı seyircisi önünde topladı. Evinde yenilmiyor." diye not düşmüş gazete. İttifak Holding Konyaspor 14 puanla 6. sırada 9. hafta öncesinde Spor Toto Süper Lig'de. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Bir sonraki sayfamız Gaziantep Spor Cephesi'nden geliyor. E, Gaziantep 27 gazetesi. Erol Bulut gidişattan memnun Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Malatya Spor'la hazırlık maçı yaparak değerlendiren Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Erol Bulut gidişattan memnun. Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık sürecinde yeteri kadar oynama şansı bulamayan futbolcuların yer aldığı maçtan teknik ekip oldukça umutlu ayrıldı. Kulübe hazır bunu gördük şeklinde bir bakış vermiş ve aşama kaydediyoruz. İzlenimini edinmiş teknik ekip. Ciloboji normale döndü. Gaziantep'in başarılı defans oyuncusu Papici Loboci performans düşüklüğü nedeniyle ligde son oynanan, oynanan Altay maçında oynatılmamıştı ancak normale döndü diye yazmış gazete. Burada Gaziantep altyapısından yetişen genç file bekçisi Mustafa da Mustafa Burak da Malatya oynanan hazırlık maçında yine göz kamaştırdı. Burak maşallah hak ediyor diye yazmış gazete Gaziantep Spor 11 puanda 12. sırada 8 maçta 3 galibiyeti, 2 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. 11 gol atmış, özür dilerim 10 gol atmış, 11 gol görmüş karşısında son derece dengeli bir dağılım yaptığını söyleyebiliriz. 9. hafta öncesinde galibiyet, beraberlik, mağlubiyet sayıları, atılan gol, yenilen gol, herkes her şey birbirine son derece dengeli dağılmış. E, kötü başlamışlardı sezona. Üçlü savunmayla ya da beşli de diyebiliriz tabii Gaziantep'in beklerin tipine baktığımız baktığımızda ona 5'li savunma diyebiliriz. Karagümrük ilgisi, Malatya ilgisi. O kötü başlangıçtan sonra Erol Hoca hani Gaziantep'in genlerinde olan o üçlü beşli savunmadan 4'lüye döndü. Kendisinin daha usta oldu, 4 savunmaya döndü. Antalya maçıyla beraber işler değişti. Tempo düşük tamam ama maçı kazanmayı verdiler. Defansif ağırlığı azalttılar. Sonrasında da aslında bir Adana Demir Yenilgileri var. Adana Demir ilgisini saymazsan 4 savunmaya döndükten sonra çok istikrarlı sonuçlar aldılar. Defansif ofansiften geldiler. Maksim de eski performansla yaklaştı. Orta sahada Merkel'in verim arttı. Muhammed Demir zaten ya bence milli takım performansı gösteriyor. Serdar da az önce değinecektim. Konya Serdar Gürler de bu çizgisini sürdürürse onun da milli takım geniş havuzunda yer bulma şansı olabilir. Muhammed de milli takım performansı gösteriyor. Gaziantep'te evet yani Erol Bulut'un gidişattan memnun olması normal. Çünkü dörtlü savunmaya döndükten sonra Ayarları büyük ölçüde düzelttiler. Şimdi sırada Yeni Alanya gazetesi var. Geçen sezonun flash takımı Çağdaş Hoca ile birlikte, geçen sezonun flash takımı, sonra verdiği transferlerle gönderdiği oyuncularla bir sezon başında bocalayan ve bir hoca değişikliğine gittikten sonra tekrar bu sezonun flash takımlarından birisi olan Alanya Aitemiz Alanya Sporu var. Sırada değerli izleyenler ee, yine yerel basından Yeni Alanya gazetesinden şimşek bileniyor sayfası ve de başlığı geldi ekranlarınıza. Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanya Spor, Kayseri Spor'la oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün de devam etti. Alanya Spor 9. haftada. 18 Ekim Pazartesi günü saat 20'de Kayseri Sporu ağırlayacak. Ligin geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 14 puan toplayan Turuncu Yeşilli ekip aynı puana sahip olan Konyaspor, Spor, Karagümrük ve Galatasaray'ın ardından averaj farkıyla 9. basamakta. Lige verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor Kayserispor maçını bekliyor. Çalışmalarına dün devam eden Alanyasporlu futbolcular teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda Kayseri maçının taktik provasını gerçekleştirmiş. Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan, ardından kondisyon ağırlıklı bir idman yapan oyuncular antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptılar demiş gazete Alanyaspor hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanda devam edecek. 18 Ekim'de Gazete yazıyor. 18 Ekim'de temsilcimiz Alanya Spor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kayseri Spor lige verilen milli arada bugün Gençler Birliği ile bir hazırlık maçı oynayacak demiş. Şuradan bakıyorum. Ha evet gazete Alanya Spor provası diyor Kayseri Spor için. Bülent Hoca geldi göreve 5. maçına çıktı 8. hafta itibariyle ve dediğimiz gibi Çağdaş Hoca ile geçen sezon flash bir takım. Bu sezon transferler giden oyuncular, gelen oyuncular vesaire bir e, dalgalanma oldu. Orada Çağdaş Hoca ayrıldı. Bülent Hoca geldi ve yeniden Bülent Hoca ile işler rayına oturmuş gibi görünüyor. Hiç Doğru. yenilmedi Bülent Hoca. Doğru. 3 galibiyet. Son iki maçı. Trabzonspor i̇ki ve e, Konya Spor beraber. Üçlü savunma oynatan bir başka hoca Çağdaş Hoca'ydı. Ama meselenin bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kadro çok değişti. Çok kritik oyuncuları kaybettiler. Savunmanın göbeğindeki iki oyuncuyu birden kaybettiler. Ee, orta sahanın göbeğinde de sonuçta Salih de Berkan da düzenli oynayan oyuncuydu. E, onları kaybettiler. E, center değişti. Çok iskeletten çok temel kayıplar yaşadılar. İşte sol beki yeni, iki tane stoperi yeni. Orta sahasında Fatih Umut tamam vardılar ama rotasyon oyuncularıydı. Emrah Baba'yı aldılar bu arada. Emrah Baba gelene kadar, takıma katlanana kadar zaten Çağdaş Hoca'nın e, Çağdaş Hoca'yla yollar ayrıldı deyip. Yani Çağdaş Hoca biraz talihsizlik yaşadı. Yani o kadro rüzgarı tam o dönüşüm yaşanırken bir 4 yediler, bir 5 yediler. Tabii talihsiz sonuçlar. Çağdaş Hoca'yla yollar ayrıldı. Bülent Hoca bir anda biraz daha sorunlar çözülmüş. Çünkü Eylül ayı geldi. E, kadro oturdu. Bir ara oldu orada milli maç arası. Ondan sonra Bülent Hoca başladı. İyi sonuçlar aldı peş peşe. 1-0, 2-0, 1-0 iyi sonuçlar aldı. Ve namalup 5 maçlık bir seri yaptı. Herkesin rolleri biraz daha oturmuş. İşte savunma Avaziyan Milinovic sert bir ikili. Önde Umut Fatih bir başka blok. O bloğun önünde Emre Özgür yaratıcı ki sürekli koşu rekorları kırıyor. Galatasaray'da görmediğimiz kadar çok daha iştahlı, istekli bir Emre. E, i̇ki kanatta Efecan ve Davidson yaratıcı iki kanat oyuncusu. Hücum geçişlerini çok iyi yapan iki oyuncu. Topu rakibe bırakıyorlar da bıraktılar, Trabzon'da bıraktılar. Giresun'a bile bıraktılar. Giresun maçında bile %63 topla oynamıştı Giresun yanlış hatırlamıyorsam. Alanya o oyun tarifinde uygun rakiplerle oynadığı için iyi sonuçlar aldı. Alanya'nın şu ana kadar Bülent Hoca'yla görmediğimiz şey hani rakibi kapanırsa, rakibi topu onlara bırakırsa, set olarak, blok olarak beklerse Alanya'daki maçlarda özellikle henüz onu göremedik. Yani Alanya orada ne kadar çözüm üretebilecek? Galatasaray'a karşı, Trabzon'a karşı, Giresun'a karşı aldığı sonuçları çünkü onlar topu istemişlerdi. Kasımpaşa da kısmen istemişti. Alabilecek mi? Onu zaman gösterecek ama Bülent Hoca çok iyi gidiyor. Roller netleşmiş durumda. Hani sen hep altın çiziyorsun ya roller net evet. değil bazı takımlarda. Alanya'nın en önemli dönüşümlerinden, değişimlerinden biri rollerin netleşmiş olması. Bir başlıkta Adana Demirspor cephesinden şimdi sırada değerli izleyenler. Süper Mario Kariyeri bitti. Artık iş yapmaz son kontratı dediler ama ilk 8 haftada rakamlar tam dersiydi. Adana Demirspor'un İtalya 2. Ligi takımı Monza'dan transfer ettiği Mario Balotelli Montella ile adeta uçuşa geçti. Burada Montella'yı sadece Balotelli'yi kazandığı anlamında değil bütün takımı Doğru. bambaşka bir şehreye büründürdüğünü de altını çizmek lazım. Şimdi Uğur Bey değinecek zaten. Yıldız Forvet 8 haftada ligin en fazla şut atan oyuncusu olurken 4 kez fileleri havalandırıp kalitesini çabuk gösterdi. Demiş gazete forma giydiği 8 maçta. Tam 30 kez rakip kaleye şut atarak bu alanda ligin en iyisi olarak öne çıkan Balotelli 4 kez de fileleri havalandırıp farkını ortaya koydu. Balotelli'nin performansından hocası da memnun. Montella Mancini ile görüştüğümde bana Balotelli'ye kapılarımız açık dedi. Yeniden İtalya formasını giyebilir diyerek futbolcusunun motivasyonunu arttırırken ona olan güvenini de ortaya koydu demiş gazete hakikaten. Ee, sadece Mario Balotelli özelinde görmemek lazım. Montella daha önce de konuşmuştuk açıkçası beklemiyordum. Ama hakikaten çok iyi bir performans. Çok iyi bir çıkış. Evet. 2012'deki Almanya İtalya maçını ben yerinde izlemiştim Euro 2012 ama şu an hangi kentteydi gerçekten anımsamakta güçlük çekiyorum. Donetsk'te İspanya Portekiz oynamıştı. Sanırım Varşova'da. Varşova'da oynamıştı yanılmıyorsam İtalya Almanya. O maçı yerinde izlemiştim, statta izlemiştim ve Balotelli Almanya'yı tek başına saptış ederek iki harika gol atarak o Prandelli'nin İtalya'sını finale taşımıştı ve 21-22 yaşa daha İtalya'nın en büyük yıldızıydı. Tabii ki o seviyesini koruyamadı. Çok daha büyük beklentiler vardı ondan ama Adana'da tekrar o e, özgüvenini sağlamış. Tekrar kendini bulmuş görünüyor. O kenarda otursa Asan Balonga iyi iş yapıyor. Asan Balonga kenarda otursa Balotelli iyi iş yapıyor. Montella iyi bir rekabet ortamı sağladı orada. Sanırım 3 gol Asan Balonga 4 gol Balotelli attı. Çok çok iyi verim 2 santrfordan. Vargas'ın da verimi arttı. Montero döneminde. döneminde e bir de yapılan en önemli değişikliklerden biri de savunma kurgusu. Sezon başı Resul Tayyip Talha oynuyordu savunma göbeğinde. Resul Solbeke kaydı. Savunma Samet Simon Deli oldu. Tamamen değişti. Yani 4'te üç değişti neredeyse savunma ve daha verimli bir Adana Demirspor savunma grubu izliyoruz. Yani konuştuğumuz her takımda hemen hemen aslında iyi iyi çizgisi olan takımlar seçmişiz. Alanya'nın çizgisi iyi, Konya'nın çizgisi iyi, Gaziantep'e çizgisi, Adana Demir'in de çizgisi, Montella'yı da bu çok az yurt dışı deneyim vardı. Bir 4 aylık seviye deneyimi dışında yurt dışı deneyimi yoktu. Montella'nın da burada iyi sınav verdiğini söylemek ve tebrik etmek lazım. Yerel basından derlediğimiz başlıkları getirdik. Daha fazlasını da ulaşabilirsek eğer tabii ki burada daha fazlasını da paylaşacağız haftalık, önümüzdeki haftalarda da. Montella'yı da 2 Eylül'de gelmişti göreve. 5. maçında 3 galibiyetini aldı. İlk maçında galiba Karagümrük, değil mi? Dört farklı bir üç müydü dört müydü farklı bir mağlubiyet oldu. Doğru. Ondan sonra da bir daha hiç arkasına bakmadı. Doğru. Montella hoca. E 5. maçında üçüncü galibiyet. Bir beraberlik Beşiktaş. Bir beraberlik maçta kazandı. Beraber. Evet, beraberliği var evet. sonra kazandı. hiç kaybetmedi yani hakikaten bravo. Şimdi Neredeyiz? Şeyi bitirdik değil mi sevgili dostlar? Yerel basını bitirdik. Evet. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçına da yavaş yavaş odaklanmaya başlayacağız. Ancak bir aramız var. Ardından buradayız. Foto Maç gazetesi geliyor hemen ekranlarınıza. Abdullah Avcı ilk peşinde demiş gazete pazar günü. Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor. Abdullah Avcı yönetiminde Sarı Lacivertliler karşısında ilk galibiyetini alarak liderliğe yükselmek istiyor demiş gazete. Ligde 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma liderlik mücadelesine sahne olacak demiş gazete. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Bordo Mavililer söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı. Üç büyükler karşısında yani. Ee, Karadeniz devi bu periyotta bir galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet alarak istediği grafiği henüz ortaya koyamadı demiş gazete Fırtına. Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı. Karadeniz devi Abdullah Avcı ile evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti. Trabzonspor başarılı hoca yönetiminde oynadığı 40 maçta 3 mağlubiyetin ikisini bu rakipleri karşısında yaşadı. Bir sonraki sayfa Sabah gazetesinden. Trabzonspor onu çok değiştirdi. Bakasetas'tan bahsediyor ama e, açıkçası değiştirdi doğru kelime değiştirdi değil de sanki daha fazla alan sundu. Trabzonspor ve yeteneklerini daha fazla, becerilerini daha fazla gösterme şansı sundu demek daha doğru olacak. Çilingir milli takımdaki performansıyla Yunanistan'da da manşetlerde Bakasetas komşuda basın ve futbol severlerce en iyi Yunan oyuncu olarak gösterilirken Bordo Mavili formu altında çok daha iyi bir noktaya geldiğine vurgu yapıldı. Ha şurada Marek Hamşik şoku diye yazmış Sabah gazetesi. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamšík Slovakya milli takımında sakatlandı. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hırvatistan'la oynadıkları maçın 20. dakikasında asist yapan 34 yaşındaki Hamşik 41'de ise korner kullanılırken arka adalesinde ağrı hissetti ve tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı. Kesin durumu bugün çekilecek. MR sonucunda netleşecek demiş. Bu arada İskender Günen İskender abi de yazmış. Vazgeçilmez diyor Bakasetas için değerlendirmesinde ki hakikaten öyle. Her takım için yani sadece Trabzonspor için değil. Hamşik'ten bahsediyor Bakasetas'tan mı? Bakasetas'tan Bakasetas. Yani ben e, Türkiye'ye ilk geldikleri zaman Siopis ve Bakasetas Zavellas'tan sonra gelmişlerdi galiba. Önce Zavellas gelmiş sonra Siopis, Bakasetas ya tam tersi olabilir. Alanya yoluyla Türkiye'ye giren Yunan oyuncular. Erol Hoca'ya sormuştum. Ben onları önceden beri izliyordum. Hatta Malatya'ya da almak istemiştim demişti. Yani Erol Hoca'nın keşfi. Hı Yunan Ligi'ni yakından takip ediyor. Erol Hoca'nın kendisi de Yunan Ligi'nde oynamıştı. Olympiakos'ta Erol Bulut. Hatta Olympiakos'ta Şampiyonlar Ligi oynamıştı ve Real Madrid'de gol atmışlığı var Erol Bulut'un. Futbolcu döneminde belki yaşı yeterli olmayan sporcular bilmeyebilirler. Erol Bulut bizim milli takımda oynayamadı bir türlü. O zaman çünkü sol bekte işte Abdullah gibi, Hakan Ünsal gibi, Ergün gibi falan bayağı iyi oyuncular vardı. Erol'a sıra gelmiyordu ama futbolcu Erol demek istiyorum. Ama Erol Hoca e, Yunanistan'da saygı gören, orada bilinen, orada değerli futbolcuydu ki o bilgisini Alanya yaptı transferlerle. Şimdi Siyopis'te, Bakasetas'ta, Trabzon'da. Türk futboluna bu oyuncuları katmış, kazandırmış oldu. E, bu arada Dimitris Pelkas'ta sonuçta Erol Bulut Fenerbahçe'nin başındayken Türk futboluna giriş yapan bir başka oyuncu, yani Yunan liginden bu kadar değerli oyuncuyu buraya çekebiliyor olmamızda rolü var. Kendisini de burada analım, tebrik ederim, takdir ederim bu başarısından dolayı. Birinci boyut, ikinci boyutu da bir defa zaten bölgenin cazibe haline gelmemiz için gelmememiz için hiçbir neden yok. Yani niye Yunanistan en iyi futbolcuyu bizi şimdiye kadar evet, önce tercih etmemiş olmasın geldi. olsunlar ki? Evet, yani nihayet Gekas geldi de Türkiye'ye gelen ilk Yunan oyuncuydu galiba. Ege'den sonra ufak 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 Yunan oyuncular gelmeye başladı. Bulgaristan'ın en iyisi de, Yunanistan'ın en iyisi de, Romanya'nın iyileri de hani bölgenin iyi oyuncularının gerçekten Türkiye Ligi'ni tercih etmesi lazım. Bir defa en yüksek maç zaten muhtemelen burada veriliyor. Ayrıca Avrupa'ya açılan da kapı. 5 büyük lige de çok sayıda oyuncu veriyoruz. Dolayısıyla bu bu özelliğimizi sürdürmemiz, hatta artırmamız lazım. O açıdan da Pelkas'ın, Bakasetas'ın, Siopis'in işte şimdi Morutan, Çikaldağa falan geldi. Yani bölgenin iyi oyuncularının Süper Ligi tercih etmeleri lazım etmeleri de iyi. Bakasetas özeline gelirsek ya çok büyük karakter. Hem iyi futbolcu hem çok güçlü karakter. Lider karakterli. Şimdi bazı futbolcular vardır. Takım iyi ön plana çıkar. Bazı futbolcular vardır. etrafının hiç etkilenmez. Hiç. Bakasetas gözleri kapalı, kulakları kapalı. Yani maçta ne olduğu hiç umurunda değil. Her şey kötü gitse bile kötü anda sahneye çıkabilen bir oyuncu. Yani büyük futbolcu böyledir zaten. Zor anlarda sahneye çıkar zor anlarda o maçı sana kazandıracak o ekstrayı yapar. 25'ten vuruyor, 30'dan vuruyor. Çok ihtiyacı olan anlarda sahneye çıkıyor. Bu sezon zaten ligin sanırım gol artı asist toplamında en fazla katkı yapan oyuncusu. Çok da iyi bir sezon geçiriyor. Ee, Gürcistan'a da gol atmış. Kaptan olarak çıkmış. Şu anda Yunan futbolunda en iyisi. Trabzonspor bu sezonki transferlerden Jervinho'yu sezon yani ilk maçlarda kaybetti sonrasında geri döndü ama onun yokluğunu eğer Hamşik oynayamayacak olursa bu kadar hissetmemişti diye düşün, hissetmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü eğer Marek Hamşik yoksa Trabzonspor'un o e, üçlü orta saha kurgusu ciddi bir şeye uğrayacak gibi geliyor bana sekteye ve yaratıcılık becerisine uğrayacak gibi geliyor. Ayrıca taktik disiplin konusu da biraz sekteye uğrayacakmış gibi geliyor. Eğer en ciddi darbe olursa, olur diyorsun evet. eksik olarak. Tabii Jervinho olmadığında Abdülkadir hatta olduğunda da bazen Abdülkadir'i kullandı. Abdullah Hoca çünkü e, üç yerli oynatması gerekiyordu. O yüzden de zaman zaman Jervinho'yu kulübe de oturtup Abdülkadir'i oynattı. Ama Hamşik tabi vazgeçilmez galiba zaten bütün maçlarda 11 oynadı. Berat ve Bakasetas'la beraber o Bermuda şeytan Üçgen'i tamamlıyor. Çok farklı üç oyuncu birbirini tamamlayan 3 oyuncu oldular. Berat onların koşmadıklarını koşuyor kazanmadıklarını kazanıyor. Hamşik hem koşuyor hem yaratıcı. Bir de sola çok depresi oluyor ve bir dengesizlik yaratıyor. Birçok takıma karşı Bunu solda yakın. bir asimetri yaratarak goller üretti. Bakasetas daha özgür oynuyor. Hamşik ve Berat bu kadar koştuğu için Bakasetas'ı da bir özgürlük alanı tanıyorlar ki de Bakasetas'ın golleriyle geçtiler. Hamşik olmazsa ne olur? Birkaç seçenek var. Hamşik oynayamazsa. Berat Siopis kullanır mı? Bilmiyorum. Biraz tutucu bir orta saha tercih olur. Berat Siopis kullanırsa Abdülkadir Ömür'ü orta saha merkezinde kullanıyor zaman zaman. Ee, Berat Abdülkadir Ömür bakasitas yapar mı onu da bilmiyorum. O da biraz fazla mı cesur olur? Bunu yarına bırakmıştık hatırlarsanız. Öyle mi? tamam. Taktiklerle şeylerle tamam. irdeleyelim. Fenerbahçe üçlü oynuyor. Trabzonspor böyle oynuyor falan ama. Hani vakit de daralıyor. Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Olur. Onu isterseniz bugünden bir şey yapmayın. Trabzonspor geniş vermem. konuşuruz. Tamam. Yarın e, şeylerle. Yarın var. Perşembe, Cuma var. Tablolarla var. konuşuruz dedik ya. Hem MR evet. çekilmiş olur. Boşa konuşmamış oluruz. Ha doğru. Oyunacak mı, oynamayacak mı? Emar'ın sonucunu öğrenmiş oluruz. Yarın netleşmiş olur. Değerli izleyenler neredeyiz şimdi? Fanatik gazetesinde. Stoper'de acil durum planı demiş Fenerbahçe cephesinden fanatik. Vitor Pereira, savunmanın merkezinde yaşanan sakatlıkların ardından çözüm bulmak için tecrübeli yıldıza sarıldı. Daha önce de defalarca stoperde forma giyen Luis Gustavo defanstaki arkadaşlara dönemezse bu bölgeye geçmeye hazırlanıyor. Milli takımın Norveç'te bir bir berabere kaldığı maçta göz kapağını aldığı darbeyle sakatlanan deneyimli oyuncu 3 gündür evinde dinleniyordu. Serdar Aziz bugün Samandıra tesislerine gidecek sağlık ekibi. Başarılı oyuncunun gözünün son durumuna bakacak. Muayenenin ardından Serdar'ın idmana çıkıp çıkmayacağına karar verilecek. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Diğer yandan Marcel Tisseran Sivas maçında adalesinden sakatlanmıştı. Yaklaşık bir ay sonra bireysel çalışmalara başlamıştı. Oyuncunun bugün yapılacak kontrolünün ardından takım antrenmanlarına katılıp katılmayacağına karar verilecek demiş. Şuradan bakıyorum. Ee, Serdar Aziz'in ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle Salay ve kim dışında elde kalan tek savunmacı Filip Novak. Pereira Çek oyuncuda da bir sıkıntı yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak Gustavo'ya idmanlarda çift kale maçlarda stoper olarak hazırlıyor. E, Gustavo Fenerbahçe'nin yanı sıra Marsilya'da da zaman zaman defansın ortasında oynamıştı ancak tecrübeli oyuncu üçlü savunmanın soperi olarak görev yapma konusunda fazla deneyim sahibi değil demiş. Gustavo'nun herhangi bir konuda deneyim sahibi olmadığını ne bileyim çok örtüşmüyor yani Gustavo ve deneyimsiz. Şey... Yani bir UEFA Avrupa Ligi final maçında stoper oynamak yetmez mi? Gerçekten Atletico Madrid'e karşı yani. Marsilya formasıyla ben stoper oynamıştı diye hatırlıyorum. Tam üçlü değil dörtlü ama sonuçta bir Avrupa Kupası finaline stoper olarak çıktı. Hatta partneri de Adil Rami'ydi diye hatırlıyorum. Dolayısıyla Luis Gustavo'nun deneyimi, savunma göbeği deneyimi var. Üçlü veya dörtlü. Ayrıca orada hoca Novak'ı tercih eder gibi geliyor bana. Çünkü Novak'ı tercih ederse kim yerini koruyacak? Doğru. Merkez. Salah'a sol stoper, Novak sol stoper, sağ stoper. Bunu daha önce yaptı. Novak'a sağ stoper kullandı. Gayet de verimli oldu. Ama Gustavo gelirse, Gustavo'yu büyük ihtimalle bence merkezde kullanacak. Kimi sağa kaydıracak? O zaman da kimin de kimi de yerinden etmiş oluyorsun Kim Minje'yi. O yüzden sanırım benim hissettiğim Novak'ta bir sorun yoksa sağdan sola Novak, Kim Minje, Salah'a savunma üşüsü öncelikli tercih olur gibi geliyor bana. Bir sonraki sayfa Milliyet'ten. Şans değil alın teri. 2018'de genç bir yıldız olarak Fenerbahçe'ye adım atan Ferdi Kadıoğlu adım adım kariyerini işledi. 1999 doğumlu oyuncu Vitor Pereira, e, Vitor Pereira ile yeni bir mevkide yeni bir sayfa açtı. Yeni sözleşme için şimdi görüşülüyor Ferdi ile demiş. Joker gibi diyor gazete. Uğur Bey siz de sıklıkla altını çizdiniz Ferdi'nin geride kalan süre içerisinde değişen teknik direktörlere ya da zaman zaman yaşanan belirsizliklere rağmen oyun ve taktik anlamında zaman zaman yaşanan belirsizliklere rağmen hiç vazgeçmediğini ve kendini geliştirmeye devam ettiğini ve bugünlere geldiğini. Evet özel bir oyuncu çok yaşı genç 22 sanı, sanırım yaşı ama yaşından büyük de bir olgunluğu var. Çok büyük türbülans oldu Fenerbahçe'de 3 yılda sürekli antrenör değişiklikleri oldu. 5 farklı antrenörle çalıştı yanılmıyorsam geçicileri saymazsak ama farklı pozisyonlar, ona karşı farklı tutum. Kimisi çok üzerine düştü, titizlendi, ferdini kullandı. Kimisi hiç kullanmadı, görmezden geldi ama düşmedi. Moral motivasyonunu yüksek tuttu, hazır tuttu kendini. Fırsatı bulduğunda da sol kanat bek olarak, bazen de sağ kanat bek olarak şu an direkt oynuyor. Yani umarım milli takım meselesi ve de bir oluyor. önce verimli oluyor. Gol ve asist katkısı da var. Zaten Fenerbahçe'de bu sezon ondan fazla gol asist katkısı olan galiba sadece Valencia yani. Veya Mesut belki de. En çok golesiz katkısı yapan toplantıda oyunculardan biri Ferdi. Ki şu an görüntüde olan Altay maçına attığı gol de o maçı koparan gol yani. Bir de kritik gol attı. Ekmeğini taştan çıkardığı. Evet yoktan koji. var ettiği bir gol. Dolayısıyla Ferdi için her şey yolunda. Ee, milli takımımıza da umarım Ferdi'den faydalanırız. Oynamak istediğini zannediyoruz. Çünkü babası kimlik TC kimlik kartını paylaştığına göre herhalde böyle bir düşüncesi var bir sonraki milli maç periyodunda Kasım'da çağrılması iyi olur. Tamam milli takımımız üçlü oynamıyor, dörtlü oynuyor ama mesela Letonya ile oynuyorsan, mesela Cebel Tarık ile oynuyorsan pekala Solbek Ferdi'yi kullanabilirsin. Ayrıca başka pozisyonlarda da kullanabilirsin ama Solbek kullanırsın. Rakibin Letonya 8 milyon euroluk bir takım. Sabek Savalnieks'i kullanıyor. Ofansif bir oyuncu. Endişe etmiyor yani. Savalnieks açık verir. Ben oradan sıkıntı yaşarım demiyor. Ki zaten Solbek'te bizim sıkıntılı olduğumuz bir pozisyon bir türlü bulamıyoruz. İşte e, Mert Müldürü Şenol Hoca devşirdi oraya. Kuntz Caner'i kullanmak istedi. Caner'in özellikle ikinci maç performansı, Letonya performansı kötüydü. Sonra Rıdvan devam etti filan. Zaten orada tam anlamıyla tatmin edici bir e, asil adam bulamadık. Esas e, sol bekimiz diyebileceğim sürüden bir adam bulamadık. Umarız şu bir aylık arada Ferdi ile doğru bir şekilde doğrudan Diyalog kurulur, medya ile paylaşmaya gerek yok, medyaya konuşmaya gerek yok. Siz diyalog kurun ve ferdi konusunu çözün. Şimdi kalan süremiz içerisinde hemen hızlıca iki başlık daha okuyacağım. Önce Sabah gazetesi. Galatasaray taraftarına Lokomotiv Moskova şoku demiş. Galatasaray taraftarına UEFA Avrupa Liginde 21 Ekim'de deplasmanda oynanacak Lokomotiv Moskova maçı öncesi kötü haber geldi. Haftalar öncesinden Rusya'ya gitmek için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılı futbol severler Rusya'da yaşamayanlar bilet alamaz şoku yaşadı. Lokomotiv Moskova kulübü biletleri Galatasaray yönetiminin inis e, inisiyatifine de bırakmadı. Ayrıca maça gelecek seyircilere aşı ve son 6 ay içindeki koronavirüs test sonuçlarını gösteren bir kod zorunluluğu getirdi. Yani e, Moskova'da neydi? Ha Rusya'da yaşamayan bilet alamaz. diye bir şey getirmiş. Şart getirmiş. Bunu böyle yapabiliyor mu kulüpler? Tabii yani bu sahibi... sağlık stratejisiyle ilgili bir konu. Dünya büyük bir pandeminin içinden geçiyor ve tabii ki önceliğimiz sağlık olmalı o yüzden. Bu konuda benim söyleyebileceğim şey sadece ilk asıl olan sağlıktır. Eğer Rusya hükümeti böyle uygun görüyorsa ona uymalıyız. Buraya gelenler de bizim koşullarımıza uymalı. Ancak böyle bu pandeminin içinden geçebiliriz, kurtulabiliriz. Hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam edebiliriz. Son olarak Fanatik gazetesi Rüzgar Güvenden yana Sivas maçında attığı 2 golle Kartal'a 3 puanı getiren Güven Yalçın ilk 11'deki yerini bırakmıyor. Enkudu'nun sakatlığının sürmesi ve Larin'in de hazır olmamasına ek olarak yeni kontrat konusunda geri adım atmaması sonrası Başakşehir'e karşı da sol kanatta forma güvenin. Larin geri adım atmadığı için Başakşehir'de de sol kanat güvenin demiş gazete. Güven Yalçın bu sezon siyah beyazlı formayla 4 karşılaşmada 3 gollük performans sergilediliyor. Son artık 30 saniyemiz mi dostlar? Buyurun. Çok iyi performans gösterdi. İki birbirinden güzel gol attı. Belli bir dakikadan sonra özgüvenini toparladığı Defansif ofansif katkısıyla da bence tek direktörü memnun etmiştir. Herkes hazır olsa da zaten güven devam etmiyor. 11 dolmayı hak ediyor. Doğrusu bu zaten. Bir de videomuz var. Vaktimiz var değil mi sevgili dostlar? Çok kısa hemen Tottenham'dan da bir video. Vallahi bak. Bu yeni stadyum. Zemini taşıdılar mı? Zemini evet kaldırdılar. Buna Katman göre, katmanlı zemin. Buna göre planlayıp yapmışlar yani. Aynen öyle. çok modern bir stad gerçekten. Yani şanslıyım. E, açılış döneminde Chelsea maçına gittim. Yeni Tottenham stadını gördüm. Vallahi bravo. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en modern stad. E, daha süremizin sonuna gelmişiz. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı ama. Bugünlük bu kadar demek zorundayız. Uğur Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür Değerli izleyenler veda zamanı çünkü süremizin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.